Herkese merhaba tekrar. Artık yavaş yavaş başlayabiliriz diye düşünüyorum. Umarım ses ve görüntüde sorun yoktur. Herhangi bir sorun olduğunda soru ekranından, questions kısmından yazabilirsiniz. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Ben Kerem Kırkzaksel Networks'te satış mühendisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3 yıldır Zaxel Networks'te bu görevi sürdürüyorum. Bugün Nebula temel konfigürasyon eğitimi yapıyor olacağız birlikte. Bu eğitim kapsamında ki içeriye bakmadan önce manını indirebilirsiniz. Menüde handout kısmı var webinarın uygulamasında. Handout kısmının içerisinde iki tane doküman bulunuyor. Bunlardan ilki eğitim dokümanı, diğeri de Nebula broşürü. Bu iki dokümanı indirip takip de edebilirsiniz aynı zamanda. Yine sorularınız olursa questions kısmından sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yaklaşık olarak 2 saat civarı bir süre alacak Nebula eğitimi. Bu 2 saatin arasında yaklaşık 1 saat sonra bir ara vermeye çalışacağız. Bir 10 dakika civarında. Ondan sonra tekrar devam ediyor olacağız. Yine sorularınız olduğunda sorarsanız questions kısmından ben müsait olduğuna gördüğümde yanıtlamaya çalışacağım sorularınızı. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım ve içeriye bakalım. Bugün nelere göz atacağız? Bunları inceleyelim temel olarak. İlk olarak çok bir iki sayfa Zaxel hakkında bir kısa bilgilendirmede bulunacağım. Zaxel'i daha önce pek tanımayanlar var. Zaxel'in Nebula çözümünden bahsediyor olacağım. Nebula çözümü genel olarak nedir, ne değildir? Daha sonra Nebula hesabı ve bir organizasyon oluşturma Nebula'da ona bakacağız. Ve daha sonra standart bu hesabın altında Switch Access Point ayarlarına baktıktan sonra en son Nebula Firewall olan Nebula Security Gateway, NSG'de VPN oluşturma uygulamasına göz atıyor olacağız. Dolayısıyla temel olarak aslında oldukça geniş bir içerik var. Bunların ayrıntıları için tabii ki bizimle yine iletişime geçebilirsiniz ama bu 2 saatlik bir süre zarfında hemen hemen tüm konulara temel olarak değinmeye çalışıyor olacağız diyebiliriz. Zaxel hakkında kısaca bahsetmek gerekirse aslında biz Zaxel Networks olarak 2019 yılında Zaxel Networks ve Zaxel Communications olarak Zaxel'in altında 2 tane şirket olarak çalışıyoruz. Zaxel Networks şirketi kurumsal çözümler sağlayan network kısmını oluşturuyor. Zaxel Communications da daha çok servis sağlayıcılara, ISP'lere yönelik hizmetler sağlayan kısmı. Zaxel olarak 30 yıllık bir ağ tecrübemiz var. 1989 Tayvan merkezli olarak kurulan bir firmayız. Dolayısıyla 30. yılımızı geçtik geçtiğimiz yıl içerisinde. Globalde 150'den fazla pazarda ürün ve hizmetlerimizi sunuyoruz. 700 bin işletmede çözümümüz var ve 100 milyondan fazla cihaz satışımı gerçekleştirdik bugüne kadar. Türkiye'de de yaklaşık 5 milyondan fazla cihaz satışı bulunmakta. Dünya genelinde de 600'den fazla çalışanla birlikte ürün ve çözümlerimizi geliştirmekteyiz. Genel yapısı itibariyle Zaxel'in. Zaxel'in temel olarak aslında ürünlerini geliştirirken oldukça öne koyduğu 2 konu var. Bir tanesi inovasyon, yenilikçi olmak. Bir tanesi tasarım. Bu kapsamda aldığımız birçok ödül var. Hem geçen yıl hem bu yıl aldığımız özellikle tasarım ve inovasyona yönelik. Ve ürünlerimizin aslında bu kadar ödül alıyor olması da Zaxel'in ne kadar ürünlerini geliştirmeye yatırım yaptığının bir diğer göstergesi diyebiliriz. Zaxel hakkında bu kadar bahsettikten sonra isterseniz biraz Nebula'ya doğru yavaş yavaş Nebula platformuna başlayalım. Nebula platformunun amacı aslında bizim ağımızı kurarken kolay kurulum yapabilmemiz, kolay yönetim sağlayabilmemiz ve bir problem çıktığında bunu kolay olarak çözebilmemiz için oluşturduğumuz bir platform. Dolayısıyla Nebula'nın amacı ağ çözümlerini ortaya koyarken, kurarken, destek verirken
müşterilerde herhangi bir sorun olduğunda bu problemi çözerken bu bütün işleri kolaylaştırmak, basitleştirmek ve aslında çok kompleks bilgilere gerek kalmadan, çok teknik ayrıntılara çok boğulmadan aslında yine ağımızı çalışır halde yönetilebilir olarak kurabilmemizi sağlamayı amaçlıyor Nebula. Bundan dolayı Merhaba Kolay Yönetim adı altında Nebula'yı duyuruyoruz. Merhaba Basitlik, Merhaba Kolay Yönetim Nebula'nın temel yaptığı aslında vurgu. İlk olarak Nebula altyapısının genel bir durumuna bakacağız. Daha sonra platformun ayrıntısına, mimarisine bakacağız. Bir organizasyon altında bir şube oluşturma, cihazları kayıt etme ve cihazların yönetimleri kısımlarına bakıyor olacağız ilk olarak. Şimdi isterseniz birazcık Nebula nedir? Bundan bahsedelim. Nebula aslında bulut tabanlı bir platform. Bulut tabanlı derken doğrudan bizim işte bilgisayarımıza, bir sunucumuza ya da müşteriye kurduğumuz bir işte server'a bir yazılım değil, bulutta çalışıyor. Bulut olarak da hani neresi bu bulut dersek, Amazon Web Services dediğimiz Amazon üzerinde çalışan bir aslında platform. Bu platform altında bizim iki tane aslında çözümümüz var. Bir tanesi Nebula Control Center, yani Nebula yönetim merkezi olarak geçiyor. Bir diğeri ise Nebula Orchestrator olarak geçiyor. Bu ikisi nelere aslında bakıyor, odaklanıyor dersek, Nebula Control Center, Nebula yönetim merkezi bizim bildiğimiz Switch, Access Point, Firewall yönetimini yaptığımız yer. Nebula Orchestrator ise yeni nesil bir aslında VPN teknolojisi diyebileceğimiz SD-WAN. Yani yazılım tabanlı Wide Area Network teknolojisi. Bunu gerçekleştirdiğimiz bir taraf Nebula'da. Özellikle çok sayıda şubesi olan ve bu şubelerin birbiri arasında VPN'lerini basit olarak kurabilmek ve yönetebilmek hem de bağlantılarını verimli hale getirebilmek için Nebula Orchestrator kullanıyoruz. Nebula Orchestrator altında VPN firewall'larımız çalışıyor özel olarak. Bugün daha çok biz Nebula Control Center tarafına bakıyor olacağız. Yani Switch, Access Point ve firewall'larımızı nasıl Nebula'dan yönetebiliriz? Nasıl ağımızı kurabiliriz? Bunlara bakıyor olacağız. Nebula Orchestrator yani SD-WAN tarafındaki kısımları ayrı eğitimlerde ele alıyor olacağız. Şimdi Nebula'nın faydaları neler? Yani ben ağımı yönetiyordum ya da yönetilmez switchlerim vardı belki çok da yönetmeden kullanıyordum. Ama Nebula'yı niye alayım ve ne fayda getiriyor? Birazcık isterseniz ona bakalım. İlk olarak Nebula'nın temel faydası basitlik, kolaylık demiştik. Kolay ve hızlı kurulum. Nebula'yı kurabilmek oldukça basit, hızlı bir şekilde kurulum sağlıyor. Klasik bir switch'i, access point'i kurabilmenin aslında çok daha basitleştirilmiş yolu ve merkezi bir yönetim imkanı sağlıyor bize. Merkezi bir yönetim ne demek? Biz internetten oturduğumuz yerden Türkiye'nin herhangi bir yerindeki ya dünyanın herhangi bir yerindeki bir müşterimiz olabilir. Cihaza bağlanıp cihazı doğrudan ayarlarını yapabiliyoruz, yönetebiliyoruz, değişiklikler yapabiliyoruz. Bu da oldukça kolay yönetimi sağlıyor. Bunun yanında maliyetleri oldukça azaltmayı sağlıyor bize. Nasıl maliyetleri azaltıyoruz? Bizim sahadaki işlerimizi hızlandırdığı için kurulumu çok kolay. Bir destek gerektiğinde yine destek vermesi çok kolay. Sahaya gitmeden cihaza bağlanabildiğiniz için sahaya gitmişçesine bütün cihaza bağlıymışçasına sahadan ihtiyaçlarınızı görebileceğiniz bir yapı sunuyoruz. Dolayısıyla sahaya gittim, geldim, tekrar baktım gibi şeylerden aslında kurtuluyorsunuz. Bu da önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Oldukça esnek bir yapısı var bulut altyapısından, Amazon'un altyapısından dolayı. İstediğiniz kadar cihazı, istediğiniz kadar şirketi ya da istediğiniz kadar o şirketin şubesi olabilir yönetebilirsiniz. Yani bir cihaz sınırı sayınız yok ya da bir müşteri sınırı sayınız yok ve bunları temelde ücretsiz olarak yapabilir durumdasınız. Herhangi bir lisans almadan ücretsiz olarak sınırsız sayıda access point, sınırsız sayıda switch, firewall'u kurup onlarca, yüzlerce, binlerce müşterinizle çalıştırabilir durumdasınız ve bunların yönetimini yapabilirsiniz. Bu da size aslında büyük bir esneklik getiriyor temel anlamda. Bunun yanında eğer büyük projeleriniz varsa yani orta ölçeklinin üstü büyük ölçekli bir işte 5 yıldızlı otel projesi olabilir ya da büyük bir holding altyapısını yapıyorsunuz. Burada eğer özel gelişmiş özellikler istiyorsanız burada da Nebula profesyonel
kapsamında bu gelişmiş özellikleri sağlayabiliyoruz. Bu gelişmiş özellikler ne gibi özellikler? Çok basitçe değinmek gerekirse örneğin otomatik olarak topolojiyi çizmek. Topolojiyi sistem nebulasını çizsin diyorsanız bunu Nebula yapabiliyor. Ya da IPTV raporlaması. Örneğin IPTV'de kaç kişi izliyor şu anda bir oteldeki IPTV yayını? Hangi kanalı izliyorlar? Bunun raporlamasını yapabiliyorsunuz. Bu gibi gelişmiş özellikleri Nebula'da aktif etmeniz mümkün. Nebula profesyonel paketiyle birlikte. Nebula nelerden oluşuyor? Nebula'nın yapısı açısından baktığımızda Nebula'nın bir web arayüzü var. Nebula Control Center web portalı. nebula.zyxel.com adresinden doğrudan giriş yapabiliyorsunuz bu web portalına. Bunun yanında Nebula'nın mobil uygulaması da var. Nebula mobil uygulamasıyla birlikte cep telefonunuza mobil uygulamayı kuruyorsunuz. Mobil uygulamada hareketliyken bile yoldayken müşterilerinizin ağlarını çok rahatlıkla görebilir durumdasınız. Aynı zamanda mobil uygulama üzerinden size bildirimler geliyor. Örneğin access point kesildi. Müşteriniz belki daha sizi aramadan mobil uygulamaya bir haber gibi doğrudan access point kesintisi bilgisi gelebiliyor ve siz doğrudan cihaza müdahale edebiliyorsunuz. Bu açıdan oldukça verimli, kullanışlı bir uygulama. Bunun yanında tabii ki Nebula içinde kullanacağımız switch, access point ve firewall ürünlerimiz bulunuyor. Bunları da Nebula platformuna ekleyip yönetimini gerçekleştiriyor durumdayız. Peki bu Nebula platformu açısından baktığımızda hani hangi ürünler var, neler var derseniz isterseniz bu handout kısmında bulunan webinar panelinin handout kısmında bulunan SG Nebula, Solution Guide Nebula dokümanı indirip buradan ürünlere bakabilirsiniz. Çok fazla ürünleri burada anlatmayacağım. Daha çok birazcık temel konfigürasyona doğru bakacağımız için birçok ürün var Nebula destekli. Access Point, Switch ve Firewall olmak üzere. Bununla ilgili yaptığımız webinarlar da var. Daha önce yaptığımız webinarlara Zyxel'in webinar sayfasına ulaşmanız mümkün. Zyxel ana sayfasına girdiğinizde Zyxel.com'a sizi zaten Türkçe sayfaya yönlendiriyor olacak. Üst tarafta eğitimler linkinde altında webinarları göreceksiniz. Buradan webinarları tıkladığınızda doğrudan Zyxel'in webinar sayfasına erişiyor olacaksınız. Burada hem yeni webinarlara kayıt olmanız mümkün hem de önceki webinarları izleyebilirsiniz. Örneğin işte Nebula çözümleri, ağınızı yönetmek çocuk oyuncağı şeklinde. Burada daha çok Nebula ürünlerinden bahsediyor durumdaydık. Dolayısıyla hani eski webinarları, diğer webinarları izleyip burada da önceki eğer kaçırdığınız bir şey varsa izleme imkanınız var. Yeni webinarlara da kayıt olabiliyor durumdasınız. Dolayısıyla hani ürünler kısmına eğer bakmak gerekirse buradan daha ayrıntılı kontrol sağlanabilir. Şimdi birazcık Nebula'nın kurulumu, işleyişi, mantalitesi nasıl birazcık ona bakalım. Burada önemli bir konu aslında Nebula'yı nasıl kuruyoruz, kurulum sırasında neler oluyor ona bir temel olarak bakalım. Kurulum tarafında bir Nebula Control Center'da yani Nebula platformunda bizim kurulumu nasıl yaptığımız kısmı var. Bir de fiziksel olarak cihazı nasıl kurduğumuz kısmı var. Yani Nebula'da bir arayüzden bir cihazı yazılımını ve işte konfigürasyonu aktif ediyoruz. Bir de fiziksel olarak sahada nasıl kurulum yapıyoruz ve bunlar nasıl birleşiyor buna bakalım. Şimdi Nebula Control Center yani Nebula yönetim merkezine girmek için ilk olarak bir Nebula hesabı açmamız lazım. Bu Nebula hesabını açacağız. Daha sonra Nebula'ya giriş yapacağız. Bir Nebula'da organizasyon oluşturacağız. İşte bu kendi firmanızda olabilir. Destek verdiğiniz, kurulum yaptığınız müşteri olabilir. ABC firması. Daha sonra bu firmanın altındaki bir şubesini açacağız. ABC firması, Adana şubesi, ABC firması, İzmir şubesi, İstanbul şubesi olabilir. Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir yerinde. Şubeyi oluşturduktan sonra bizim Nebula cihazlarımız, switchler, access pointler, firewall'lar bunları kayıt ettireceğiz. Ve Nebula platformumuza, hesabımıza eklemiş olacağız. Fiziksel kurulum nasıl işliyor bu arada? Biz bir Nebula cihazını satın alıyoruz. Nebula cihazını gidiyoruz. Kurulumu için sahada ağ bağlantısını yapıyoruz. Enerjisini takıyoruz.
Daha sonra cihaz doğrudan eğer ortamda bir DHCP yani IP dağıtan bir sunucu varsa otomatik IP alıyor. İnternet bağlantısını kontrol ediyor. İnternet bağlantısı varsa aldığı otomatik IP üzerinden doğrudan internete bağlanıyor Nebula'ya ve sizin cihazınız online olarak çevrim içi olarak gözüküyor ekranınızda. Dolayısıyla hızlı bir şekilde cihazınızı çalıştırıp ayarlarını yapabilir durumdasınız. Bu şu anlama geliyor aslında. İki süreci farklı görebilirsiniz. Yani hem birlikte hem de farklı yapabilirsiniz. Örneğin siz ofisinize Nebula cihazınızı aldınız. Daha müşteriye gitmediniz. Örneğin siz Adana'dasınız. Müşteriniz ise örnek verelim Hatay'da. Siz cihazınızı aldınız, hesabınızı oluşturdunuz, müşteri adınızı, müşterinizin şubesini, ABC firması, Hatay dediniz. Cihazın aldığınız access point'in Nebula'ya kaydını yaptınız. Nebula'ya kaydını yapmak için iki yöntem var. Ya MAC adres seri numarası üzerindeki ya da mobil uygulama üzerinde kare kodu okutturuyorsunuz, QR kodu okutturarak direkt kaydediyorsunuz. Cihazınızı kendi hesabınıza ekliyorsunuz. Dolayısıyla elinizde bir açılmadık kutu var ama bu kutunun ilgili cihazı kendi hesabınızda ekli. Bu ekleme durumun sonrasında cihazı doğrudan Hatay'a gönderdiniz diyelim. Henüz kutusu açılmadı. Hatay'da sağda müşterinize birisi cihazı, belki müşterinizin kendisi bile yapabilir. Kutusundan çıkarttı, enerjisini verdi. İnternet bağlantısı işte bir modemin arkasına bağladı diyelim. Doğrudan cihaz online hale geliyor. IP alıyor ve doğrudan sizin ekranınızda online hale geldi şeklinde gözüküyor ve siz ayarlarınızı yapabilir durumdasınız. Dolayısıyla sahadaki aslında teknik işlemi minimuma indiren bir süreçten bahsediyoruz. Sahada temel olarak internet bağlantısını verebiliyor olmak ve fiziksel olarak cihazın enerjisini verebiliyor olmamız yeterli. Bunu da sahada illaki bir işte mühendis ya da çok böyle tecrübeli bir teknisyeni göndermeye gerek yok. Sahada belki müşteriye gönderseniz az sayıdaki cihaz varsa kendisi bile yapabilir. Doğrudan hızlı bir şekilde yapabiliyor durumdasınız. Ve bunu yaptıktan sonra oturduğunuz yerden cihaza ayarlarını yükleyebilir duruma gelmiş oluyorsunuz. Şimdi isterseniz ilk olarak Nebula hesabımızı nasıl oluşturacağız? Buna bakalım. Nebula hesabımızı oluşturmak için bizim ilk olarak nebula.zyxel.com adresine giriş yapmamız gerekiyor ve nebula.zyxel.com adresine giriş yaptıktan sonra hesabımızı oluşturabilir durumdayız. Bunun için kısa bir video üzerinden anlatımımızı gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi nebula.zyxel.com sayfası bizim temel olarak giriş yapacağımız sayfa. Bu sayfaya üstte gördüğünüz gibi e-mail password ile giriş yapıyoruz. Burada e-mail password kısmına eğer yoksa bir hesabımız, burada biz sign up altta kayıt ol kısmından tıklıyoruz. Kendi e-mail adresimizi dolduruyoruz. Adımız, soyadımız, ülkeyi dolduruyoruz. Burada kullanım şartları gibi genel her uygulamada olan şartlar bulunuyor. Bunları oldukça uzun ama isterseniz okuyabilirsiniz. Daha sonra ben robot değilim işaretledikten sonra submit diyorsunuz. Mailiniz, adınız, soyadınızla Nebula'ya kaydınız oldu. Ama sizden bir aktivasyon mailinin onaylanması gerekiyor. Hesabınıza bir aktivasyon maili geliyor. Linke tıkladığınızda Nebula sayfasına şifre oluşturmak için yönlendiriliyorsunuz. Burada şifrenizi oluşturuyorsunuz ve şifreniz oluşturulmuş durumda. Şimdi buradaki önemli bir konu. Şifreyi oluşturduktan sonra size diyor ki iki kademeli bir doğrulama ister misiniz? Yani sadece işte mail adresi artı şifreyi kullanmanın yanında bir kademe daha güvenlik ekleyebiliyorsunuz. Bu nasıl bir ek kademe olabilir? İsterseniz ben her girişimde benim e-mail adresime bir şifre daha gelsin. Ben e-mail adresime gelen şifreyle ayrıca giriş yapayım. İkinci bir şifre daha kullanayım. Ya da Google Authenticator, Google kimlik doğrulama uygulaması var. Kimlik doğrulama uygulaması sürekli şifre üretiyor anlık olarak. İsterseniz onu kullanıp onun üzerinden ikinci bir şifre üretip giriş yapabilirsiniz. Dolayısıyla daha güvenli bir kullanım, tek e-mail adresi artı şifre den daha da güvenli bir kullanım istiyorsanız bunu yapmanız mümkün. İlk kayıt sırasında bunu isterseniz skip kısmını atla diyerek
geçebilir durumdayız. Bunu atla dedikten sonra ya da Remind me next time, bir sonraki zamanlar bana hatırlat diyeyim. Nebula'nın ana ekrana geliyoruz. Burada iki uygulama sayfası gördüğünüz gibi tekrar bizi karşılıyor. Nebula Control Center ve Nebula Orchestrator şeklinde. Burada şu anda Nebula Control Center kısmına bakacağımız için buradaki Nebula Control Center kısmından giriş yaparak daha sonrasında devam ediyor olacağız. Ve böylelikle ilk hesabımızı oluşturmuş olduk. Hesabımızı oluşturmak oldukça basit. E-mail adresimiz, adımız, soyadımızı giriyoruz. Kendi mailimize gelen aktivasyon linkini tıkladıktan sonra şifremizi de oluşturarak hesabımız oluşmuş oldu. Şimdi hesabımızı oluşturduk. Bir ağ kurulumunu basit olarak cihazı eklemeyi yapmamız lazım. Cihazı nasıl ekliyoruz? Buna bakalım isterseniz ilk olarak bunu ilk olarak nasıl yaptığımızı inceleyelim. Şimdi bir access point kurulumu yapacağız diyelim. Hesabımızı oluşturduk. Nebula hesabımızı. Access point'i kurmadan önce temel olarak ne olması gerekti? Bizim enerjisini vermiş olmamız lazım. İstersek bir access point'in yapısına göre bir adaptör üzerinden doğrudan prizden gücünü alıyor olabilir. Ya da bir PoE switch ya da PoE enjektör üzerinden PoE ile birlikte besleniyor olabilir. İlk olarak enerjisini verdik access point'in sağda. Daha sonra cihaza bağlanıyoruz. Zyxel SIDC yayınlıyor bize standart access point'ler. Yeni yazılımlarla birlikte bu Zyxel'in sonu aynı zamanda bir MAC adresinin son kısmı. Zyxel işte ABCD gibi bir yayın göreceksiniz. Default olarak yani varsayılan olarak web arayüzünden kablo sağdan 1.1.1.1'den bağlanabilirsiniz. Eğer Ethernet portundan bilgisayarınızı bağlarsanız 198.168.1.2 IP adresinden admin kullanıcı adı 1.2.4 şifresiyle doğrudan arayüzüne bağlanabilir durumdasınız. Arayüzüne bağlandığınızda eğer Nebula menüsünü görüyorsanız zaten doğrudan Nebula'ya tanımlama yapılabilir. Eğer cihaza bağlandığınızda direkt Nebula arayüzünü göremiyorsanız bu durumda bizim güncelleme yapmamız gerekiyor olabilir temel olarak. Şimdi cihaza web arayüzünden isterse kablo isterse kablosuz olarak bağlayalım. Admin 1.2.4 şifresiyle bağlanıyoruz. Web arayüzüne bağlandığımızda gördüğünüz gibi Nebula kısmı Nebula uyarısı gelmedi. Bu şu anlama geliyor. Cihazın Nebula'da kullanılabilmesi için yazılımının güncellenmesi gerektiği anlamına geliyor. Genel olarak baktığımızda eğer daha önceden aldığınız elinizde bir Zyxel Switch Access Point duran bir cihaz yok ise genel olarak yeni yazılımla birlikte geldiği için doğrudan Nebula'yı destekliyor. Ama ola ki elinizde daha önceden aldığınız işte 1 yıl 2 yıl önce aldığınız bir Zyxel cihaz var. Bunların yazılımı güncel olmayabilir ya da Nebula'dan yönetmiyordunuz, Nebula'dan yönetmek istediniz, güncel olmayabilir. Dolayısıyla Nebula eklemeden önce yazılımını güncellemek ilk bu arada dikkat etmemiz gereken konu olabilir. Daha önceki alınan cihazlarda. Yazılımı yüklemek baktığınızda 5.30 burada yazılımı varmış, burada 5.30 olarak geçiyor. 5.30 yazılımı Nebula destekli bir yazılım değil, Access Point'lerde 5.40 yazılımından sonra Nebula desteği var. Dolayısıyla bu ilk olarak Access Point'in bir yazılımını güncelleyeceğiz Nebula için. Access Point'in yazılımı güncellemek için Zyxel'in global yükleme merkezi Download Library sayfasını Google'dan attığınızda direkt çıkıyor. Ürün modelini yazdığınızda buradan yazılımları firmware kısmından indirebiliyorsunuz. Buradan dosyayı indirdikten sonra dosyayı Maintenance File Manager Firmware Package kısmından yüklüyoruz. Buradan dosyayı seçtik ve upload diyerek dosyayı yüklüyoruz. Böylelikle yazılım güncellemesi için dosya yükleyerek güncelleme yapacağız. Burada yazılım güncellemesi kabaca bir access point'in yüklemesi, kapanıp açılması bir 5 dakika gibi bir süre alabilir. Bu güncelleme sonrası gördüğünüz üzere cihaz açılıyor ve artık
En başta sadece sağdaki giriş kısmı vardı. Artık solda Nebula Control Center kısmı da gelmiş oldu. Böylelikle Nebula'ya cihaz ekleyebileceğimizi anlamış oluyoruz. Siz zaten yeni bir proje yaptığınızda, yeni bir cihaz alımı yaptığınızda dolayı yazılım güncel olduğu için genellikle muhtemelen o ilk kısımda yazılım güncelleme ihtiyacınız kalmayacak. Cihaza giriş yaptığınızda doğrudan Nebula Control Center kısmını menüde görüyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi 192.168.1.2 IP adresinden giriş yapılmış. Demek ki kablolu olarak bağlı. Kablosuz olarak giriş yapmaya çalışsaydık 1.1.1.1 IP'sinden giriş yapıyor olacaktık. Nebula Control Center menüsü geldiği için artık doğrudan cihazın Nebula Control Center menüsüne tıklıyoruz ve bizi nebula.zyxel sayfasına cihazı yönlendirmiş oluyor ve burada aslında kayıt işlemlerimizi artık yapabilir durumdayız. Bizi yönlendirdi nebula.zyxel sayfasına. Sol tarafta yine biraz önce izlediğimiz kayıt videosu var. Hesap nasıl oluşturabilirim? Hesap oluşturma kısmı. Hesabımızı oluşturduysak burada mail adresimiz ve şifremizle giriş yapabilir durumdayız. Login diyoruz ve gördüğünüz gibi yine iki tane kısım açıldı. İki tane kısım buradaki açılan kısım Nebula Control Center ve Nebula Orchestrator. Biz Nebula Control Center kısmını seçiyoruz. Nebula Control Center kısmından sonra burada bizi kurulum sihirbazı karşılıyor. Kurulum sihirbazı burada olduğu için kurulum yapmak oldukça kolay, söylediğim gibi. Kurulum sihirbazı size birkaç soru sorarak sizi yönlendiriyor olacak ve bu yönlendirme sonucunda siz hızlı bir şekilde temel ayarları yapabiliyor olacaksınız. Kurulum sihirbazında Let's Start başlaya kısmına tıklıyoruz. Burada ilk adımda hangi organizasyon, hangi firmanın ağını kuracağız? Bunu belirtiyoruz. Organizasyon olarak ABC firması, XYZ oteli bunu belirtiyoruz. Daha sonra bunun bulunduğu şube, işte Adana, İstanbul, Ankara, İzmir bunu yazıyoruz. Ülkesini yazıyoruz ve saat dilimini belirtiyoruz temel olarak. Şimdi burada örnek olarak organizasyon kısmında doğrudan işte bir otel ismi Cozy Otel diye bir otelin ağını kuruyoruz. Onun ismini yazdık. Daha sonra kurulum yapılacak yer onun şubesini yazıyoruz. İşte Amerika'da New York'ta bir otel olsun bu. Ülke olarak Amerika saat dilimi de Amerika'nın saat dilimini. Tabii biz Türkiye'de kurulum yapıyoruz. Türkiye'nin saat dilimini seçeceğiz. Daha sonra ne yaptık? Cihazın burada MAC adresi ve seri numarasını ekledik. MAC adresi ve seri numarası cihazın arkasında bulunuyor. Doğrudan arkasını çevirdiğinizde cihazın MAC adresini ve seri numarasını görebiliyorsunuz. Buradaki MAC adresi ve seri numarasını her bir cihaz için ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda isterseniz bu kurulumu mobil uygulama üzerinden yapmak isterseniz cihazın üzerinde kare kod bulunuyor. QR kod dediğimiz. Onu okutarak da daha hızlı yazmaya gerek kalmadan da kurulum yapma imkanımız bulunmakta. Daha sonra cihazı ekle dedik. Next dediğimizde bize burada hızlı kurulum için doğrudan bu ağda kullanacağımız kablosu ağ yayını adı, Wi-Fi adı, SSID yayında kullanacağımız adı soruyor. Bu işte isterseniz çalışanlarınız için çalışanlar işte kablosuz ağı, misafirler için misafir şeklinde belirtebilirsiniz. Burada örneğimizde lobby diye bir yayın, kablosuz yayın ve şifre oluşturuldu. Next dedik. Şimdi misafirler için veriyoruz. Misafir ağı, onun şifresini oluşturduk. Burada next dedik ve temel olarak, basit olarak kurulum yapmış olduk ve cihazımız şu anda eklenmiş durumda. Ama gördüğünüz gibi online değil.
Bu ne demek anlamına geliyor? Cihazımız temel ayarlarla ekledik platformumuza, ancak henüz enerjisini bağlayıp cihazı açmadık ya da internete bağlanmadı, henüz internetten Nebula platformuna erişmedi. Online halinde görmüyoruz. Bir tane cihazımız var ekli, bizim kendi envanterimize eklediğimiz, ayarlarını yaptığımız, ama henüz online olmadı. Enerjisini bağlayıp internet bağlantısını yaptığımızda cihaz kendisini Nebula moduna alacak. Nebula moduna alırken bu kapanıp açılacak. Böyle ışığı yeşil, turuncu gibi yanmaya başlayacak. Yanıp sönen ışıkta biz bağlantı yapmaya çalıştığını görüyoruz. Eğer ışık sabit hale gelirse, örneğin işte mavi sabit ya da mor şeklinde sabit gelirse, bunlar POE modlarını gösteriyor. Sabit hale geldiğinde ışık, bizim Nebula bağlantımız tamam. Cihaz üzerinde Nebula'da online halde görebiliriz anlamına geliyor. Cihazımız gördüğünüz üzere online hale geldi. Bu Nebula'ya ekleme kısmı da yine yaklaşık 5 dakika gibi bir süre alacak. Ve bu sürenin sonunda cihazı eklemiş olduk. Eklediğimiz cihazın eğer bir lisansı varsa, doğrudan cihazın lisansını da profesyonel bir özellik istiyorsanız ve lisansla birlikte gelen bir cihaz aldıysanız, bunu da doğrudan organizasyonda lisans kısmında görüntüleyebiliyorsunuz. Ve profesyonel lisansla birlikte topoloji gibi böyle gelişmiş özellikleri, otomatik topoloji oluşturma gibi gelişmiş özellikleri aktif edebiliyorsunuz. Bu sayede böyle tekrar işte büyük bir organizasyonun hangi switch'e bağlıydı, access point switch'in firewall'a bağlantısı nasıldı, bunları tekrar çizmenize gerek kalmadan doğrudan bağlantıyı görüntüleyebilir durumdasınız. Bu da oldukça büyük faydalar sağlıyor. Tabii ki isterseniz bu profesyonel topoloji çizme gibi özellikler olmadan da Nebula ücretsiz olarak kullanmanız mümkün. Bu da özellikle küçük orta ölçekli birçok müşterimizde kullandığımız ücretsiz Nebula yönetiminin basitliğini bizlere sağlamış oluyor. Cihazlara arayüzlere daha ayrıntılı bakacağız ama çok basit olarak bakmak gerekirse, işte hangi yayınlar var, kaç kullanıcı bağlı, bunları direkt arayüzden görebiliyorsunuz ki bu arayüzün daha da yenilenmiş versiyonuna bakıyor olacağız. Arayüzümüz daha da yenilendi. Ve yeni özelliklerle birlikte işte en fazla trafik oluşturan cihazlar, en fazla trafik oluşturan bu cihazların üreticileri kimler? İşte Apple, Xiaomi, hangi telefonlardan trafik gelmiş, bunları görebiliyorsunuz. Her gün kaç kullanıcı gelmiş, bunları görebiliyorsunuz. Ayrıntılı olarak işte örneğin bu Wi-Fi yayınından, Cozy Stuff Wi-Fi yayını 3 tane kullanıcı bağlı, 112 megabayt trafik kullanmışlar şeklinde size doğrudan raporlamayı da gösteriyor ki oldukça basit ve kolay olarak ağınızın durumunu görebilir durumdasınız. Bu tanımlamayla basit olarak bağlantıyı yapmış olduk. Bir access point'i online hale getirmiş olduk. Birazcık bu yapının nasıl teknik altyapısı oluşuyor, kullanıcılar nasıl oluşuyor, birazcık buna daha yakından, daha ayrıntılı olarak bakalım. Nebula'nın mimarisi nasıl, organizasyon mimarisi nasıl oluşuyor, ona bakalım. Bizim Nebula'da bir hesabımız var. Bu oluşturduğumuz işte e-mail aktivasyonuyla birlikte oluşturduğumuz hesabımız. Bu hesabımız oluştuktan sonra bir organizasyon oluşturuyoruz ve organizasyon altında şubeler oluşturuyoruz. Bunun yanında daha sonra istediğimiz gibi yine yeni organizasyonlar ve yeni şubeler oluşturabilir durumdayız. Ve istersek var olan daha önce oluşturduğumuz bir organizasyon altına yeni yine şubeler ekleyebilir durumdayız. Dolayısıyla istediğimiz kadar geniş, esnek bir yapı kurabilme konusunda Nebula bize destek sağlıyor. Nebula kullanıcılarına baktığımızda farklı kullanıcı tipleri oluşturabiliyoruz. İşte isterseniz basit olarak bir evinizdeki Nebula cihazını yönetmek için bir kullanıcı oluşturabildiğiniz gibi, kurumsal olarak ağınızı yönetmek için de bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Ya da siz bir bayisiniz, birçok müşteriniz var. Müşterinize destek servisi de sağlıyorsunuz. MSP diyoruz biz buna. Çok katmanlı servis sağlayıcı kullanıcısı.
altınıza birçok müşteriye destek verdiğiniz bir yapı kurabilir ve kendi kullanınızda tüm ağları, tüm müşterinizi yönetebilirsiniz. İsterseniz müşterilerinizle ayrı kullanıcılar açıp onların kendi ağlarını yönetmelerini ya da onlar çok bilgili değilse kendi ağlarını sadece görüntüleyebilmelerini ya da hiç değişiklik yapmadan izleyebilmelerini olanak sağlayan bir yapı var. Dolayısıyla çok katmanlı bir kullanıcı yapısı da kurabiliyoruz. Şimdi Nebula'nın mimarisi için birazcık arayüzüne bakacağız. Arayüzünde üst tarafta menüde organizasyonlar ve alt tarafta şubeleri görebiliyoruz ve birçok müşterimiz varsa her bir müşterimizi ayrı ayrı görebiliyoruz organizasyonda ve her bir müşterimizin şubesini görebiliyoruz. Bunun için ben Nebula'nın web arayüzünü açıyorum. Nebula arayüzünde gördüğünüz gibi sol üstte organizasyonları görüntülüyoruz. Yanında da bu organizasyon altında bulunan şubeler, işte Frankfurt, New York, Taipei gibi şubeleri varmış. Her birine tıkladığımda örneğin Taipei'den New York'a tıklayayım. New York şubesine ilişkin cihazlar, buradaki veriler bana doğrudan geliyor. Dolayısıyla her bir şubenin durumunu, ABC firması var dediniz, bunu Adana şubesine tıkladınız, Adana şubesindeki durumu, İstanbul'a tıkladınız, İstanbul'daki durumunu görebiliyorsunuz. Ve genel olarak baktığımızda da genel bir organizasyon genelinde organizasyon wide, organizasyon genelinde overview diyerek bütün bu şubelerin Google Maps üzerinde konumunu ve genel durumunu görüntüleyebilme imkanına sahipsiniz ki bu da size esnek olarak kullanım imkanı sağlıyor. Bu Google haritalar üzerinde kullanım isterseniz siz farklı yerlerde şubelerinizi kullanmanız, yani sadece Türkiye'yi kullandırıyorsanız tabii ki şubelerinizi sadece Türkiye içinde görüyor olacaksınız. Örneğin burada Türkiye içindeki haritada, Google haritalarda görüntüleniyor olacak. Alt tarafta gördüğünüz gibi her bir şubesi, Taipei, Frankfurt, New York, kaç tane cihaz var? Cihazlar çalışıyor mu? Kaç tane bağlı kullanıcı var? Bunları doğrudan görüyoruz. Ne kadar trafik kullanmışlar? Bunları doğrudan görüntüleyebilir durumdayız. Bunun yanında her bir şubenin altına girdiğimizde ayrıntılar açısından baktığımızda cihazların durumu, cihazların kullanımlarına ilişkin genel bilgiler, trafik kullanımı bilgilerini görmekteyiz. Örneğin yine web arayüzümüzde ayrıntılı olarak bakalım. Bir şubeye, burada örnek New York şubesine tıkladık demoda. Bir tane access point varmış. Yoğun bir yükü yok. 4 tane kullanıcı bağlı çünkü. Bir tane sivicimiz varmış yine online. Burada da yoğun bir yük yok. PoE toplam 180 watt kapasitemiz varmış. %5'ini kullanıyoruz. Çok fazla yoğun bir network olmadığı için. Bir tane firewall'umuz var. Firewall'un CPU'sunun %2'sini kullanıyoruz sadece. Trafiğimiz de çok yüksek. Kilobitler seviyesinde. Uygulamalar hangi uygulamalar kullanıyor? Firewall'dan gelen veriler bunlar işte. Amazon, SSL, Webfile, Facebook. Her birini ne kadar kullandığımızı burada görüntüleyebiliyoruz. En fazla trafik oluşturan kullanıcılar mesela laptop 04 1.9 GB trafik oluşturmuş. Ya da wireless'ta en fazla kim yine kullanıcılar? En fazla trafik oluşturan kullanıcılar laptop 04 oluşturmuş. Hangi SSID kullanıyor? Cozy Stuff SSID'sini kullanıyor. Burada çok ayrıntılara girmek mümkün. Her birinin cihazın aynısına tıklayıp aynısına gidebiliyoruz. Hatta bağlı bulunan cihazların aynısına gitmek mümkün. Örneğin laptop 04 en fazla trafik kullanan kullanıcı. Buna tıkladığımızda buna ilişkin verilere doğru gidiyoruz. Laptop 04 bizim NAPS 303 access pointimizden bağlıymış. Sinyal çekiş gücü -31 dBm, 153. kanaldan bağlanmış. VPA2 şifreleme ile bağlantı sağlamış. Intel bir cihaz, Windows 7 ya da daha yeni bir işletim sistemi bulunuyor. 802.11ac destekli, 802.11k ve Asus Roaming destekli. Trafik kullanımı verilerine baktığımızda son 24 saatteki trafik kullanımları gördüğünüz gibi bunun daha ayrıntılı olarak yakınlaştırıp uzaklaştırmak mümkün. Doğrudan ilgili aralığı seçip daha yakın zaman dilimini görebiliyoruz.
Mesela en fazla çıktığı yerde 6,7 megabitlik bir trafik oluşturmuş. Ne zaman? 8 Haziran 23:32'de. Dolayısıyla kullanıcıların ne zaman ne kadar veri oluşturduğunu doğrudan görüntüleyebiliyorsunuz oturduğunuz yerden. Örneğin kullanıcı kablosu alanında problem var dedi. Aşağıda gördüğünüz gibi ping komutu çalıştırabiliyorsunuz. Size doğrudan cihaza ping atıyor. Cihazı doğrudan kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi şu anda ping'i başlattı. Ping süresi 2 milisaniye, 7 milisaniye grafiksel olarak size gösteriyor. Dolayısıyla sahada dünyanın ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir müşteriniz var ve sizi aradı ve kablosu ağa bağlanırken dedi ki benim ağımda problemler yaşıyorum. Örneğin sadece bir kullanıcıda mı problem var? Genel olarak herkesten problem var. Bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Doğrudan cihaza ping atıyoruz şu anda bağlı bulunan kablosuz ağ cihazına bir notebook, Intel bilgisayar, Windows 7 veya daha yeni bir işletim sistemi kullanıyor ve bu cihaza ping atarken gördüğünüz gibi ping değişimlerini görüntülüyoruz. Buradan çok hızlı bir şekilde kontrol yapabilir durumdayız. IP adresini, MAC adresini görebilir, bir çalıştığı VLAN'ı görebilir durumdayız ki bu bize çok verimli bir kontrol yapabilme ve problem çözümü imkanı sağlıyor. Yine geriye dönecek olursak yani genel dashboard kısmına site ve wide'dan dashboard'a gittiğimizde yine şubenin genel merkezine geldik. Burada laptop 04'ten ilgili cihazın aynısına bakmıştık. Bir access point'in aynısına da gidebiliyoruz demiştik. Örneğin access point'in aynısına tıklayalım. Access Point'in durumu nedir, yapısı nedir, bunu doğrudan görüntüleyebilmek ve Access Point'in ayarlarını yapabilmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi sol taraftaki menülerden her bir menüden işte Access Point'ler, bağlı bulunan client'lar, özel raporlar, SID tanımları, kimlik doğrulama kısımları gibi yerlere doğrudan ulaşabilir durumdayız ve bunları doğrudan ayarlayabilir ve değişiklikler yapabilir durumdayız. Access point'imiz, bir tane access point'imiz var. IP adresi 192.168.201.64. Internet IP'si, public IP dediğimiz IP 61.220.35.21'den çıkmış. Modeli NAP 203 modeli. MAC adresi de B8EC gibi devam eden bir modeli bulunuyor. Şimdi bu access point'imize tıklayalım ve access point'imizin ayrıntısına bakalım. Access Point'in ayrıntısına baktığımızda gördüğünüz gibi doğrudan ayrıntılı bilgileri buradan görebiliyoruz. İstersek burada adres bilgilerine girebiliyoruz. Google Maps üzerinde konumlandırılması için adres bilgilerini doğrudan girerek Google Maps'e ekleyebilir durumdayız. Bunun yanında baktığımızda temel olarak işte İçerideki IP'si ne? İstersek bu IP'yi değiştirmemiz mümkün. İnternete çıkarken IP'si nedir? Son 24 saatte ne kadar trafik kullanılmış? Şu anda bağlı bir kullanıcı var mı? Topolojiyi görebiliriz. Topolojiyi görmemiz için bizim profesyonel özelliklerimizden bir tanesi. Dolayısıyla eğer profesyonel bir özellik lisansı aldıysanız topolojiyi otomatik olarak çiziyor size. VIP Access Point'i bir IT switch'e bağlı. Buradan da gateway'e bağlı. Buradan switch access point üstüne tıklarsak örneğin remote port 3 switch'in 3. portuna bağlıymış şeklinde doğrudan bağlantısının nereye gittiğini de görebilir durumdayız. Bu access point'in genel olarak baktığımızda işte hangi VLAN'da çalıştığı, hangi kanalda çalıştığı bunları görebilir durumdayız. Bunun yanında baktığımızda canlı tools dediğimiz, live tools dediğimiz kısımlar bulunuyor. Live tools'la birlikte biz bir access point'in anlık olarak trafiğini görüntülemek mümkün. Aynı zamanda şu anda bağlı bulunan, anlık olarak bağlı bulunan cihazlar, bunları görüntüleyebiliyoruz. Access point'ten bir IP adresine doğru ping atabiliyoruz. Traceroute komutu çalıştırabiliyoruz. Access point'i kapatıp açmamız mümkün reboot'la. Access Point'in üzerindeki ışığı yakabiliyoruz. Locator LED dediğimiz ışık. Böylelikle sağda bir Access Point'te arıza var ya da ben uzaktan bir Access Point'te çalışma yapacağım. Hangi Access Point? Sağda kişinin o ışığın yanarak görebilmesi sağlıyoruz.
Remote Access ile birlikte eğer ileri düzeyde bir konfigürasyon, bir problem varsa doğrudan komut satırıyla bağlantı sağlayabiliyoruz Access Point'e. Dolayısıyla önemli özellikler. Bunun yanında yeni bir yazılım çıkması upgrade available, yani yeni yazılım güncellemesi var şeklinde bilgi veriyor. Siz isterseniz zaman planı belirleyip şu günler şu saatlerde güncelleme olacak şeklinde belirtebiliyorsunuz. Bunun yanında Access Point'in genel kullanımı yine grafiksel olarak sizin karşınızda. Bunu yine zaman diliminden kendiniz belirtebiliyorsunuz. İşte son 2 saat, 24 saat, 7 gün. Eğer 30 günlük bir grafik daha fazla istatistiğe ihtiyacınız varsa bu da profesyonel gelişmiş özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şu logoyu gördüğümüz yerlerde profesyonel gelişmiş özellikleri olduğunu söylememiz lazım. Genelde baktığımızda hani 7 güne kadar logları ücretsiz versiyonda kullanabiliyorsunuz ki bu sizin için genelde yeterli olabilir küçük orta ölçekli işletmeler. Daha büyük bir işletme ben logları daha geçmiş zamana kadar görmek istiyorum diyorsa bu durumda profesyonel özellikleri kullanabilir durumdayız. Şimdi genel bir arayüze baktıktan sonra isterseniz kurulum açısından kurulum sihirbazının ayrıntılarına birazcık bakalım. İlk kurarken doğrudan organizasyon oluşturduk, şube ismi oluşturduk ve kurulumu yaptık. Bu kurulumu yapmanın sonrasında biz daha ayrıntı neler yapabilirdik? Buna birazcık yakından bakalım. İlk kurulumu yani kurulum sihirbazını açtığınız yer hesabınızı kurduktan sonraki kısım. Ama hesabınızı açtıktan sonra tekrar yeni organizasyon oluşturabilirsiniz. Yani yeni bir müşteriniz var diyelim. Yeni bir müşteri oluşturacaksınız. Organizasyon listinden yeni bir organizasyon, create organizasyona tıklıyorsunuz. Sizi hızlı kurulum sihirbazı karşılıyor ve burada bilgileri doldurarak devam ediyorsunuz. Ekrandan da şöyle göstereyim. Üst tarafta organizasyon kısmı var gördüğünüz gibi. Create organizasyona tıkladım. Beni doğrudan yeni bir organizasyon oluşturma kısmına attı bir kurulum sihirbazına. Burada organizasyon adı, şube adı, ülke doğrudan işte Türkiye diye aratabiliyorsunuz. Saat dilimi şeklinde bilgiye girerek devam ediyoruz. İsterseniz kurulum sihirbazından da çıkabilir durumdasınız burada. Bu kurulum sihirbazı ile birlikte yapabileceğimiz aslında daha ayrıntılı konfigürasyonlar da var yeni güncellemelerle birlikte. İlk olarak cihazımızı MAC adres seri numarası ekleyebiliyoruz ki bu MAC adres seri numarası ekleme yanında bahsetmiştim. Mobil uygulamayı kurarsanız cep telefonunuza doğrudan cihazın üzerindeki kodla eklemede yapmanız mümkün. Bunun yanında Wi-Fi ayarlarında Wi-Fi yayını ve şifresini giriyoruz dedik. Ama bu daha ayrıntılı bir yapılandırma istiyorsanız örneğin Wi-Fi'yi farklı bir VLAN'da ben yayınlayacağım. VLAN 10'da, VLAN 1'de değil de bunu VLAN'ı belirtebiliyorum. VLAN 10 şeklinde. Bunun yanında firewall'unuz varsa eğer Zyxel ile birlikte Nebula Firewall'da aldınız. Firewall'unuzda hızlıca bu VLAN'da yayın yapacaksınız. Dolayısıyla doğrudan firewall'un yani gateway'in IP adresini VLAN 10'daki ve subnet mask'ını tanımlayabiliyorsunuz. DHCP sunucu olarak direkt aktif edip hangi IP aralığında yayın yapacağını, kaç adet IP dağıtacağını doğrudan buradan girebiliyorsunuz. Dolayısıyla firewall'la birlikte hızlı bir şekilde kurulum sihirbazını daha ileri düzeyde yapmanız mümkün. Örneğin ben işte çalışanlarımız için çalışan Wi-Fi'yi oluşturacağım. Şifresini girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerçek tabii daha kompleks şifrelere girmekte fayda var. VLAN 10, IP adresi 192.168.1.1 örneğin firewall'un. Subnet maskı 255.255.255.0. DHCP sunucusu açık olsun. 192.168.10.10'dan itibaren 50 adet IP dağıt dediğimde ben hem Wi-Fi yayını ayarlarını aslında yapmış oluyorum. Hem de Access Point'in internete çıkış yapacağı firewall ayarlarını da aynı anda yapmış oluyorum ki hızlı bir şekilde yayın yapabilme imkanı sağlamış oluyor bana Nebula bu sayede. Bunu tanımladıktan sonra misafir SID'si tanımlayabiliyoruz demiştik. Misafir SID'si tanımında temel olarak yine SID adı misafir dediniz. Şifresi yine buna bir şifre yazdınız. İşte 87654321. Daha sonra burada ayrıntılı kısımları yine ayarlayabiliyoruz. VLAN gibi ya da bu VLAN'ın
Gateway'indeki IP adresi ne olacak? Firewall'un IP'si ne olacak? Bunu belirtebiliyorsunuz. İşte isterseniz misafiriniz farklı bir VLAN'a atayıp farklı bir VLAN'da firewall'da IP adresi tanımlayabiliyorsunuz. Bunun yanında kimlik doğrulamayı örneğin misafirleriniz için farklı bir şekilde yapacaksınız. Yani misafirleriniz ağa bağlandığında bir metin okuyacaklar ve bunu doğrulayacaklar. Ya da Facebook hesabıyla işte bir kafe restorandasınız. Facebook hesaplarıyla giriş yapacaklar diyebiliyorsunuz hızlıca. Eğer bunun daha da ilerisinde örneğin bir otel projesi yapıyorsunuz ve kimlik doğrulama, TC kimlik doğrulama yapacaksınız ya da oteldeki oda numarası işte isimle bir doğrulama yapacaksanız bunları da biz üçüncü parti yazılımlarla Nebula'ya entegre ederek sizlere sağlayabiliyoruz. Tabii o ayrıntılar birazcık daha ileri düzeydeki ayarlar. Bunları da tabii isterseniz yapılması için destek verebiliyoruz. Bu şekilde de yine bir misafir bağlantısını isterseniz TC kimlik numarası doğrulayarak ya da oteldeki oda numarası ve ismini doğrulayarak örneğin oda numarası 601 isim Ahmet falan şeklinde doğrulama yaparak bir kimlik doğrulama kısmını da Nebula'ya entegre etmemiz mümkün bulunuyor. Bu ayarları yaptıktan sonra bize organizasyon adı, şube adı, kaç cihaz ekledim, Wi-Fi yayını tanımlarına misafir ve işte genel Wi-Fi yayını ne yaptım, VLAN tanımlarını ne yaptım, IP adreslerini ne yaptım şeklinde işte VLAN 10, 198.10.1, VLAN 20, 198, 21, 20.1 şeklinde direkt bize gösteriyor. Ve biz hızlı olarak aslında firewall ayarlarımızı, access point ayarlarımızı yapmış oluyoruz. Böylelikle çok teknik bilgiye gerek kalmadan, çok böyle kompleks ayarlara gerek kalmadan hızlı bir şekilde temel ayarlarımızı yapabilmiş oluyoruz. Ki bunun ötesinde yeni bir organizasyon oluştururken istersek profesyonel ve büyük bir organizasyon yapısı varsa başka şubelerin konfigürasyonlarını da kopyalayabiliyoruz. Bu profesyonel özelliklerden bir tanesi olarak geçiyor. İstediğimiz bir şubenin ayarını alıp kopyalayıp doğrudan uygulayabiliyoruz. Bu da eğer çok sayıda benzer şubeyi kuracaksanız size faydalı olabilir. Örneğin 100 şubeli bir market zinciri var. Her bir şubesi birbirinin aynısı. Bu durumda her birini tek tek 100 defa yapmanıza gerek yok. Bir tane şablon belirliyorsunuz. Bu şablonu alıp direkt uygulayabiliyorsunuz. Örneğin burada bir organizasyon oluşturma örneğine bakacağız. Zyxel Communications diye bir organizasyon oluşturacağız. Bunların altına şube ekleyeceğiz. Almanya, Amerika, Tayland, Tayvan şubeleri, Tayvan genel merkez olacak şekilde ekleyeceğiz. Bunu nasıl yaptığımıza bir bakalım. Organizasyonda üst taraftaki menüden geliyoruz. Create Organization kısmına tıklıyoruz. Daha sonra organizasyon adı Zyxel Communication. Merkezi Hsinchu, ülkesi Tayvan, saat dilimi işte Asya, Taipei. Next diyoruz. Cihazları ekliyoruz. MAC adres, seri numarası. Daha sonra SSID adını verdik, şifreyi verdik. İstersek bu ayarları atlayabiliriz. Ve doğrudan atladığımızda direkt arayüzüne gidiyoruz. Ve her bir arayüzde organizasyon genelinde Configure Create Site deyip yeni şubeler oluşturabiliyoruz. Nereden organizasyon wide create site kısmına tekrar canlı olarak da bakalım. Organization wide create site kısmına geldiğimde bana yeni bir şube oluşturma kısmını soruyor. Burada ben istediğim şekilde işte şube adı Adana, konfigürasyonu bir yerden kopyalayacaksam örneğin New York'tan kopyalayacağım konfigürasyonu ya da bir şablonum var. Bu şablon üzerinden kopyalayacağım. Saat dilimi Türkiye seçili. Burada hangi cihazımı ekleyeceğim bu şubeye? Doğrudan belirtebiliyorum ve doğrudan şubemi kurabiliyor durumdayım. Bu da bana oldukça faydalı bir kurulum sağlatıyor. Şubemi kurduktan sonra Organization Wide Monitor Overview dediğimde şubelerimi burada olduğu şekilde görebiliyorum. Organization Wide soldan geldim. Monitörün altında overview dedim ve burada şubelerimi gördüm. Taipei, Frankfurt, New York şeklinde şubeleri görüntüleyebiliyorum. Her birinde cihaz sayıları, trafik kullanımları
gibi bilgiler görüntülenebilmekte. Bunun yanında cihaz kaydı kısmına birazcık daha ayrıntılı bakalım. Cihaz kaydederken envanter altında inventory şeklinde ki bulunan kısımdan bütün hesabıma kayıtlı cihazları görebilir durumdayım. Aynı zamanda bir yere atanmış cihazlar, atanmamış kayıtlı olmayan cihazları görebilir durumdayım. Bir organizasyondan bir cihaz silmek istiyorsam bunu silebilirim. Şube genelinde bir şube cihazları ekleyebilirim. Ve burada önemli dikkat etmem gereken iki konu var. Birinci konu, bir kişi eğer cihazı bir yere eklediyse, yani MAC adres seri numarasını kullanarak ya da mobil uygulamayla QR kodla bir yere eklediyse, bu cihazı tekrar benim kayıt ettirmem mümkün değil. Yani dolayısıyla siz aldığınız bir cihazı bir yere kurdunuz, kayıt ettirdiniz. Bunu tekrar silmeden başka birisinin aynı MAC adres seri numarası alıp başka bir yere kayıt ettirmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu temelde bir güvenlik sağlıyor sizlere temel kurulumda. Bunun yanında cihazları çıkartmadan doğrudan bir yere atamak mümkün değil. Sizin ilk önce bir şubeden cihazı kaldıracaksınız, daha sonra onu taşıyabilirsiniz isterseniz. Bunu yapmanız mümkün. Bunları nasıl yapıyoruz? Organization-wide configure envanter inventory'ye geliyoruz. Burada envanterde bütün cihazlarımızı görüntüleyebilir durumdayız. MAC adres, seri numaraları, hangi şubeye kayıtlı ya da kayıtlı değilse bir herhangi bir şubeye burada boş olarak göreceğiz. Modeli nedir? Ne zaman kaydedilmiş? Hangi ülkede? Bunları görüntüleyebiliyoruz. İsterseniz bunların yenilerini eklemek istiyorsanız yeni add dediğinizde yeni cihazları ekleyebilirsiniz. Unregister dediğinizde var olan cihazların kaydını silip elinizdeki cihazı, örneğin bir müşteriniz de var. O müşterinizden cihazı çıkarttınız, söktünüz. Başka bir müşterinize ekleyeceksiniz. Unregister diyorsunuz. Daha sonra diğer müşterinize register, yani kayıt ettirebilir durumdasınız. Buna da direkt bakalım. Organization wide kısmına geldik. Configure'den envanter kısmından bendeki kayıtlı olan tüm cihazları görüntüleyebilir durumdayım. Gördüğünüz gibi model adı, seri numarası. Gördüğünüz gibi burada bir cihaz var. Bu cihazın herhangi bir şubesi yok. İstersen ben bu cihazı seçip bir yere atayabilme imkanına sahibim. Ya da diğer cihazları seçip bunların kaydını silme, unregister etme imkanına sahibim temel olarak. Register kısmında aslında import kısmı da var. Eğer çok büyük bir kurulum yapıyorsanız, örneğin 50 access point'lik bir kurulumunuz var. Her bir MAC adres, seri numara tek tek eklemek yerine bir Excel dosyasına bu seri numarası MAC adresini ekleyip bunu doğrudan import tarafından yükleyebiliyorsunuz. Ya da 50 tane kutu direkt access point geldi size, mobil uygulamanızı açıp her bir kutuyu hızlı bir şekilde okutturup mobil uygulamadan kodunu, QR kodunu ekleyebilir durumdasınız. Ve cihaz kısmında eklediğiniz cihazları daha sonra seçip Add to this site diyerek istediğiniz şube, işte bu cihazı Adana'ya ekleyeceğim, bu cihazı İstanbul şubesine ekleyeceğim şeklinde belirtebiliyorsunuz. Ve import haricinde baktığımızda başka cihazlarda alt tarafta MAC adres, seri numarası yazarak eklemek istiyorsak Register Another Device diyerek farklı cihazları da ekleyebilir durumdayız. Şimdi bir örnek verelim ve örnek sonrasında biz ara verelim. Örneğimizde bir yine kurduğumuz organizasyon, Zyxel organizasyon. Altında iki tane şube, Hint şube, Ahın diye iki tane şube var. Burada cihazlara eklenilecek. İşte bu Hinş şubesine NSG 100, NSV 200, NAP 102, Ahın'da NSG 50, NSV 100, NAP 303 gibi cihazlar var. Organizasyon genelinde Organization Wide menüsüne geldik. Configure Envanter'den Register dedik. Daha sonra cihazın arkasında bulunan seri numarası MAC adresine baktık. Bunu tek tek yazdık. Dediğim gibi isterseniz mobil uygulamanız varsa mobil uygulamadan kolay olarak yapabilirsiniz. Ya da bir Excel'e import ederek, Excel'in içine yazarak onu da yapmanız mümkün.
Altta cihazlar organizasyonun sahibi oluşturucusunun hesabına eklenecektir. Anlıyorum, kabul ediyorum şeklinde bir kutucuk var. Buna tıklıyorsunuz ve okey diyerek eklemeyi yapmış oluyorsunuz. Ve daha sonra envanterinize geldikten sonra cihazları tikle seçtikten sonra bunları Add to hangi şube ekleyeceğim? İşte Adana şube ekleyeceğim. Add to site dediğinizde cihazlar Adana şubede. Diğer cihazı seçiyorum. Diğer cihazı ekleyeceğim. Ahın şube şeklinde ve böylelikle envanterimin altında her bir cihazı hangi şubede olduğu şekliyle görebilir durumdayım. Bir cihazı özellikle firewall bir yerden diğer tarafa kaydırmak istiyorum örneğin. Bir müşterimde denedim ya demo yaptım ya da bir müşterim de test ettim cihazı. Başka bir müşterim almak istedi. O cihazı diğer müşterime kaydıracağım. Bunu nasıl yapıyorum? Security Gateway Monitor, Security Gateway'e geliyorum. Konfigürasyondan bu şubeden çıkart diyorum. Tıkladım. Remove from this site. Daha sonra onay veriyorum. Daha sonra envanterime geliyorum. Şubeden çıkarttım ama envanterimden de çıkartacağım. Eğer başka bir hesabın altına ekleyeceksem, benim yönettiğim doğrudan bir yönettiğim hesap değilse unregister diyeceğim. Eğer sadece bir firmanın başka bir şubesi ise etu deyip işte Adana şubesinden çıkartıp İstanbul şubesine ekleyebilirim. Ama tamamıyla farklı bir organizasyon ekleyeceksen burada unregister diyebiliyorum. Unregister dedikten sonra tekrar register deyip ben cihazın MAC adresi seri numarasını girip ekleyip başka bir yere işte Bangkok şubesine doğrudan ekleyebilir durumdayım. Firewall'um. Burada firewall olduğundan dolayı çıkartıp eklemek daha doğru. Çünkü genellikle şube de bile farklılık yapsanız IP adresleri falan değişebileceği için unregister deyip unregister'ınız cihaz kendini sıfırlıyor. Sıfır haliyle yeni şube ekleyebilir durumdayız. Cihazların baktığımızda cihazlar otomatik kendileri IP alıyorlar. Access point'ler ve switch'ler DHCP'den default olarak IP alıyorlar. VLAN 1'den çalışıyorlar. Son notları ileteyim. Nebula firewall'lar da DHCP'den IP alıyorlar. Lokal IP'leri LAN 1'de ilk portta 192.168.1.1, LAN 2 IP ise 192.168.2.1 olarak oluyor. Önemli bir konu eğer önde bir firewall var ise access point switch'in farklı bir firewall var ise firewall'da Nebula'ya erişim için portların açılması gerekti. Yani Zyxel Access Point switch'ler başka bir firewall üzerinden doğrudan internete çıkacaklar ise Nebula sistemine erişebilmeleri için Nebula protokollerine açılması gerekiyor. Bunlar konfigürasyon yapılabilmesi için TCP 6667 ve 4335 portları, TCP 443 portları, bu web arayüzü erişimi için, zaman senkronizasyon için UDP 123 portu ve eğer VPN yapıyorsak UDP 4500 portunun firewall'da açılması gerekiyor. Temel olarak nasıl cihazlar nasıl Nebula'yı buluyorlar? Aldıkları DHCP IP'sinden ya da isterseniz elle verdiğiniz IP'den internete çıkarken d.nebula.zyxel.com adresini DNS'den çözümlemeye çalışıyorlar ismini. Eğer ismini çözümleyebilirlerse doğrudan Nebula sistemine erişiyorlar. Ben işte online oldum, internete bağlandım diyorlar. Burada Nebula cihazın bağlandığını görünce durumunu online'a çeviriyor ve Nebula sisteminden cihazları yönetebiliyor durumdayız son olarak. Böylelikle cihazları yönetimden sonra cihazların ayarlarını yapabiliyoruz, yazılımlarını güncelleyebiliyoruz. Ayarları güncel durumda mı, yazılımları güncel durumda mı bunu görebiliyoruz. Eğer not update ise ayarların güncel durumda olmadığını görebilir durumdayız. Dolayısıyla burada temel olarak ayarların yapılabilmesi adına temelde internet bağlantısının doğru bir şekilde olması gerekiyor diyelim. Şimdi isterseniz bir ara verelim. Aradan sonra Nebula'nın mobil uygulamasına bakıyor olacağız. Nebula mobil uygulamasıyla birlikte
neler yapabildiğimize bir göz atacağız. Nebula mobil uygulama arayüzüyle birlikte. Yaklaşık bir 10 dakika ara yeterli olur diye ümit ediyorum. Saatimiz 11:41 görebildiğim kadarıyla. 11:50'de 9 dakika, 11:50'de görüşelim. 9 dakika sonra görüşmek üzere bir kısa ara veriyoruz. 11:50'de herkesi bekliyorum. Nebula mobil uygulamasıyla devam et. Herkese tekrar merhaba. Umarım toparlanmaya başlamışızdır. Yavaş yavaş başlamak için hazırızdır. Saatlerimizi kontrol edelim. 11:50 oldu. Şimdi isterseniz Nebula'nın mobil uygulamasıyla birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Nebula mobil uygulamasının bir arayüzüne bakalım. Ve Nebula mobil uygulaması bize ne gibi faydalar sağlayabilir? Onu görelim. Bakıyorum katılımcılarımız umarım hazırdır. Ses ve görüntü açısından herhalde bir sorun yok. Tekrar başlıyoruz. Evet. Nebula mobil uygulaması bizim hem Android hem iOS platformlarındaki telefonlarımıza kurabileceğimiz aslında Nebula Control Center'ın web ekranının birazcık daha böyle sıkıştırılmış versiyonu diyebilirim. Hem yeni bir organizasyon oluşturma, hem bu organizasyon altına şube ekleme, cihaz ekleme gibi işlemleri yapabiliyoruz. QR kod okuma imkanı telefon üzerinden olduğu için doğrudan hızlı bir şekilde cihazları eklemek mümkün. Yine genel şubelerin durumunu görüntülemek, kaç switch'im, kaç access point'im var, hangi kullanıcılar var bunları görebilmek, access point ayrıntısında görebilmek yine mümkün Nebula mobil uygulamasında. Hem iOS'ta hem Android'de destekleniyor ve her ikisini de kurabilirsiniz. Kurduktan sonra Nebula mobil uygulamasıyla birlikte yeni bir cihaz eklemek için cihazın arkasında üstünde kutuda bulunan QR kodu, kare kodu okutturarak yeni cihazı işte MAC adresi, seri numarası yazmaya gerek kalmadan doğrudan ekleyebilir durumdayız. Lokal web arayüzünden de bunu yapabilmek mümkün. Örneğin bir yeni switch aldık, yeni access point aldık. Bunun web arayüzünde de yine bu QR kod çıkıyor. Web arayüzünden de yapabilir durumdayız. Örneğin direkt bağlandık cihazın IP'sine ve işte access point bağladık örneğin. IP adresi 192.168.1.43 aldı. Zaxxon'un ücretsiz yazılımı Zone'la birlikte bu IP adresini doğrudan bulabiliyoruz. Zone yazılımı da yine internette Zaxxon Zone olarak aratırsanız ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir Zaxxon yazılımı. Ağınızda bulunan Zaxxon cihazının IP adresini direkt görebilmeyi, değiştirebilmeyi sağlıyor size. Ve cihazın IP'sini gördükten sonra cihaza bağlandığınızda sizi bir QR kodlu sayfa karşılıyor. Doğrudan elinizde örneğin işte kutusu yok, cihazın üstünde QR kod yok gibi bir şey aklınıza gelirse doğrudan web arayüzünde de bu QR kodu görebiliyorsunuz. Doğrudan telefonunuzu okutturarak web arayüzünde doğrudan cihazı ekleyebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde cihazı ekleme imkanı sağlıyor. Bunun yanında bildirimler alabiliyorsunuz. Push notification olarak geçiyor. Haber uygulamalarından gelen bildirimler gibi size doğrudan bildirimler gönderebiliyor. Nebula mobil uygulaması işte ayarlarda access point, switch, firewall alarmları, firewall VPN alarmını almak istiyorum şeklinde belirttikten sonra size işte uygulamada Nebula switch offline oldu, Nebula switch online oldu şeklinde alarmları gönderiyor. Ve bu sayede daha müşteriniz belki aramadan network'te bir problem olmadığını görebilir durumdasınız. Oldukça verimli bir kullanıma sahip. Uygulamadan nasıl haber alabiliyoruz? Örneğin bir şubenin altında bulunan herhangi bir switch'imiz kesildi. Ve offline durumuna geldi. Doğrudan mobil uygulama bize alarm gönderiyor. Mobil uygulamadaki alarm alabilmeyi etkinleştirmek için Nebula Control Center, Nebula Yönetim Merkezi üzerinde de ayarımızı yapmamız lazım. Nereden yapıyoruz bunu? Site-wide Configure Alert Settings'ten.
Buradan işte uygulama alarmlarını almak istemediğinizi belirtiyorsunuz. Kaç dakikada bu uygulama alarmını almak istiyorsunuz? Bunu belirtiyorsunuz ve daha sonrasında kendi mobil telefonunuza da alarmı almak isteyip istemediğinizi belirterek bu durumu netleştirebiliyorsunuz. Nebula arayüzüne bakmak gerekirse site-wide configure alert settings'ten alarmları ayarlayabiliyoruz dedik. Bu alarmlar iki şekilde olabiliyor. Eğer profesyonel bir alarmınız var ise, profesyonel bir lisansınız varsa e-mail alarmını almak isteyebilirsiniz. E-mail alarmları profesyonel lisansa bile destekleniyor ama ücretsiz kullanımda mobil uygulamada alarmları alabilir durumdasınız. Uygulama yine app push notifications mobil uygulama bildirimleri. Burada da 60 dakika, 30 dakika, 5 dakika gibi kaç dakika sonra bir alarm almak istiyorsunuz olaydan bunu belirtebiliyor durumdasınız. Bunun yanında cihazların fotoğrafını çekip yüklemeniz de mümkün mobil uygulamanızla birlikte. Bu nasıl bir fayda sağlıyor? Uzaktan çalışırken işte bir switch kurdum, bir access point kurdum. Daha sonra uzaktan çalışıyorum. Sağdaki birisine bir şeyi anlatmam gerekiyor. Doğrudan ilk kurulum sırasında bir fotoğrafını çekersem cihazın daha sonra bir müdahale gerektiğinde doğrudan cihazın fotoğrafı olduğu için hızlı bir şekilde uzaktan hangi cihaz ne durumda nedir bunu anlatabiliyorum. Bu da yine uzaktan cihazın yanındaymış aslında çalışabilmek için oldukça önemli bir fayda sağlıyor bizlere diyebilirim. Şimdi isterseniz birazcık yönetici ve yönetim haklarına bakalım. Yani çok katmanlı bir yapı kurabiliyoruz dedik. Kendi kullanıcımız olduğu gibi müşterilerimizin kullanıcıları olabiliyor dedik. Bu katmanlı yapı nasıl haklar olabiliyor kullanıcı hakları açısından bunlara bakmakta fayda var. Şimdi genel olarak baktığımızda iki kısımına ayrılıyor diyebiliriz kullanıcı yönetim hakları. Nebula yöneticileri organizasyon seviyesinde yönetici olabilirler. Yani ABC firması var. Bu ABC firmasının bütün organizasyon genelinde yönetici olabilirim. Ya da her bir şube genelinde bir yönetici hakkına sahip olabilirim. ABC firmasının Adana şubesinin yöneticisi, ABC firmasının İstanbul şubesinin yöneticisi gibi haklara sahip olabilirim. Burada organizasyonel seviyede owner aslında organizasyonun sahibi anlamına geliyor. Yani organizasyonu ilk olarak oluşturan kişi. Owner'ın şöyle bir özelliği var. Lisanslar da eğer profesyonel bir lisans alıyorsa lisanslar da kendi üzerinde olduğu için lisansların genel yönetimini de yapan kişi oluyor aynı zamanda. Bunun yanında full yetki de bir yönetici seviyesi belirtebiliyorsun. Full yetki hem ayarları yapabiliyor olmak hem izleyebiliyor anlamına geliyor. Read only seçeneği sadece görüntüleyebilir anlamında bir ayar değişikliği yapamayan kullanıcı. None ise organizasyon seviyesinde herhangi bir yetkiye sahip olmayan kullanıcı anlamına geliyor. Ancak bir kullanıcı organizasyon seviyesinde yani ABC firmasının tümünde bir yetkiye sahip olmayıp bir şubesinde bir yetkiye sahip olabilir. Örneğin organizasyon seviyesinde none yetkisi yoktur ama bir şubenin tam yetkilisidir, full yetkilisidir ya da sadece bir şubenin read only durumunu görüntüleyebilir yetkilisidir ya da bir şubenin sadece izleyebilir durumunu ya da sadece kurulum yapabilir, yeni bir cihaz kurulum yapabilir ya da misafir kullanıcısı oluşturabilir gibi farklı kullanıcı hakları sağlayabiliyoruz. Yeni kullanıcılar, yeni yöneticiler ekleyebiliyorum. Nereden ekliyorum? Yeni organizasyonun altından ekleyebiliyorum. Örneğin her bir organizasyon altında işte bir yönetici çıkartıp yeni bir yönetici ekleme imkanına sahibim. Kendi kullanıcı owner hesabım, yani organizasyon oluşturan kullanıcıyla giriş yapıyorum. Organizasyon genelinde Configure Administrator kısmından yeni kullanıcı ekleyebilir. Kullanıcıları silebilirim. Yenisini eklemek için Create Admin diyorum. Yeni bir admin oluşturuyorum. Mail adresine giriyorum. Yetkisini belirtiyorum. Full yetkili mi? Sadece izleme etkisi mi olacak? Aktive olsun mu? Aktif edilsin mi? Yes diyebiliyorum. Ve daha sonra
Sev dediğimde işte organizasyon yetkilisi şeklinde durum gözüküyor. Aynı zamanda bir admini silebiliyorum. Delete şeklinde organizasyon wide configure administrator delete deyip silebilir durumdayım. Aynı zamanda burada loglarda işte eski admin silindi, yeni admin eklendi şeklinde durumu görüntüleyebiliyorum. Temel olarak bakacak olursam yine bir arayüzümden organization wide configure altında administrators'tan yeni yöneticiler ekleme, çıkarma, bunları güncelleme imkanına sahibim. Gördüğünüz gibi birçok farklı yönetici var. Bunlardan baktığımızda bazıları owner yani organizasyonun sahibi, bazıları organizasyon genelinde hakka sahip, bazıları şube genelinde hakka sahip, bazıları read only hakka sahip. Dolayısıyla farklı farklı kullanıcılara yine sahip olabiliyorsunuz. Kullanıcı admin kısıtlamasında ücretsiz sürümde yani lisans ödemeden sürümde sadece 5 tane organizasyon başına yöneticiye sahip olabilir durumdasınız ki bu yine birçok projemizde gayet yeterli bir sayı. 5 yönetici hakkı. Ücretli profesyonel sürüme geçiş yapar iseniz sınırsız yönetici hakkına sahip oluyorsunuz. Yine bu birazcık organizasyon büyüklüğüyle bağlantılı. Zaten 5'ten fazla network yöneticisi olan bir organizasyon var ise muhtemelen o organizasyon muhtemelen zaten büyük bir organizasyondur ve profesyonel lisans kullanımı ihtiyacı olacaktır diyebiliriz. Şimdi isterseniz birazcık switchlerde, access pointlerde ve sonrasında firewall'lardaki ayarlara birazcık daha yakından bakalım. Neler yapabiliyoruz? Birazcık göz atalım. Aslında kurulum seri bazında yaptığımız yerleri menüler tarafından yaparsak nasıl yapacağımıza temel olarak bakıyor olacağız. İlk olarak VLAN'lardan yani Virtual Local Area Network, sanal yerel alan ağı VLAN'lardan bahsetmek istiyorum. VLAN nedir ve ne işe yarar? Ondan başlayalım isterseniz. VLAN temel olarak bizim kullanıcılarımızın birbirinden yalıtılmasını, izole edilmesini sağlayan bir teknoloji diyebiliriz. Bunu nasıl yapıyor? Temelde farklı kullanıcıları farklı sanal ağlar üzerine alarak bu kullanıcıların birbirleriyle doğrudan haberleşmesini engellemiş oluyor. Burada broadcast paketleri yani bir kullanıcıdan çıkan ve tüm ağa erişen paketler broadcast paketi olarak isimlendiriliyor. Broadcast paketlerini biz sınırlandırmış oluyoruz. Sadece o VLAN içerisinde broadcastler gönderilebilir durumda ve sadece o VLAN içerisindeki kullanıcılar doğrudan birbirleriyle haberleşebilir durumdalar. Farklı VLAN'daki kullanıcılar bir switch üzerinden doğrudan haberleşemezler. Layer 3 bir cihaz, bir omurga switch, bir firewall üzerinden ancak haberleşmeleri gerekir ki burada da kuralları belirleyebiliriz. Nasıl haberleşebileceklerine ilişkin burada ayarları daha ayrıntılı yapabiliriz. VLAN temel itibariyle baktığımızda tek bir kablo üzerinden birçok kullanıcının verilerini ayrıştırılmış olarak geçirmek gibi özetleyebiliriz. Bir bağlantımız var. Bunun üzerinden işte VLAN 6 dedik. Kurumsal verilerimiz geçiyor. VLAN 7 misafirlerin bağlantısı gibi farklı farklı ayırmak mümkün olabilir. Örneğin kurumsal kısımda da işte yöneticilerin farklı bir VLAN'ı, çalışanların farklı VLAN'ı olabilir. Dolayısıyla bunların birbirine doğrudan bağlantı kurmasına switch üzerinden engellemiş oluruz. Ancak bir firewall üzerinden geçerek, devre 3 bir cihaz üzerinden geçerek birbirine bağlantı sağlamış olabilirler. Switch'lerde VLAN'ları ayarlamak için port tiplerini belirlememiz gerekiyor. Kullanıcıya bakan port tipleri yani bilgisayarların işte bağlandığı port tipleri diyebileceğimiz portlar access erişim portları oluyor. Switch'lerin birbirine bağlandığı portlar, switch'lerden firewall'a giden portlar, switch'lerden access point'e giden yani network cihazların birbirleri arasında çalıştığı portlar ise trunk port olarak isimlendiriliyor. Trunk portlar birden fazla VLAN'ı taşıyabilen portlar olarak ifade edebiliriz. Burada örneğin bir yapı kurulmuş. VLAN 10 örneğin muhasebe kullanıcıları, VLAN 20 örneğin satışçılar, VLAN 30 örneğin yönetim kadrosu.
farklı VLAN'lara ayrıştırmış durumdayız. Her bir portu access port, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 hangi kullanıcı hangi VLAN'da olacaksa belirtiyoruz. Daha sonra bu VLAN'lar trunk port üzerinden diğer switch'e ve diğer omurgadaki firewall'a giderek internet erişimine çıkabiliyorlar ya da kendi aralarında görüşeceklerse firewall üzerinden haberleşiyorlar. Burada gördüğünüz üzere kullanıcı tarafındaki portlarımı ben access olarak tanımlıyorum. Switch'ler ve switch ile firewall arasındaki portlarımı da trunk olarak tanımlıyor durumdayım. Trunk tanımına baktığımızda PVID, Port VLAN ID değeri var. Bu eğer etiketsiz bir paket varsa hangi VLAN atayacağını belirtiyor. Bir de bir trunk portuna hangi VLAN'ların geçeceğini belirtebiliyorsunuz. Yani şöyle ki örnekten devam edelim. 10, 20, 30 VLAN'ları var switch'te farklı portlarda. Bunları diğer switch'e ileteceğim. Burada iletirken iki switch arasındaki trunk portunda hangi VLAN'ların geçmesini istiyorsam allowed VLAN'da bu VLAN'ları belirterek bu VLAN'ların geçmesini sağlayabiliyorum. Access VLAN'lar, access portlarda yine etiketsiz olarak gelen paketlerin, yani bilgisayarlardan olabilir bu yine, bir etikete VLAN atanmasını sağlıyor. Eğer bir kimlik doğrulama yapacaksak, bir politikayla, reduce politikası ile bir sunucu üzerinden kimlik doğrulama politikası ya da kullanıcıların hangi VLAN'a gelebileceğini belirtebiliyoruz. Bu da eğer bir büyük kurumsal çözüm gerçekleştiriyorsak, bir radio sunucu üzerinden kullanıcı bazlı doğrudan kimlik doğrulaması sonucu VLAN ataması yapabilir durumdayız. Switch portlarını nasıl ayarlıyoruz? Switch, configure, switch ports, port ID deyip port tipini trunk access olarak ayarlayabilir durumdayız. Nasıl erişiyoruz menüden? Switch'e tıkladık. Switch, configure, switch ports dedik. Configure switch ports dedikten sonra bizim karşımıza bütün switchlerde bütün portlar dökülüyor ve böylelikle ayarları yapabilir durumdayız. İstersek tek bir portta değil birkaç portta ayarı aynı yapacaksak ikisini birden, üçünü birden farklı switchlerde istersek ayarı bir kere de yapma imkanımıza sahibiz ki bu da Nebula'nın hızlı, kolay kurulumunu sağlıyor bizlere. Edit dediğimizde doğrudan portların ayarlarını yapabilir durumdayız. Gördüğünüz gibi birçok ayar yapabilmek mümkün. Direkt oturduğumuz yerden. Burada PVID değeri var ve VLAN izin verilen VLAN'lar ifade ediliyor. Port tipi trunk. Yani bir switch'ten başka bir switch'e bağlantı ya da switch'ten firewall'a bağlantıysa trunk seçiyoruz. Hangi VLAN'lar geçsin bunu belirtebiliyorsunuz. Sadece işte bir VLAN'ı 10 VLAN'ı geçsin şeklinde de tanım yapabilir durumdayız. Port tipini access ile seçebiliriz. Access seçersek ilgili portun hangi VLAN'da olacağını belirtiyoruz. İşte 10 VLAN'ında olsun ya da 20 VLAN'ında olsun gibi tanım yapabiliyoruz. Çok basit bir şekilde. Eğer bir kimlik doğrulama sunucumuz varsa buradan Redius'tan kimlik doğrulaması yaptırmamız da mümkün. İlk olarak kimlik sunucusunu tanımladıktan sonra burada tanımlama yapılabilir. Daha kompleks konfigürasyonlar için. Şu anda open yani herhangi bir kimlik doğrulaması olmasın portta şeklinde tanım yapıp uygula diyerek tanımlarımızı uygulayabilir durumdayız. VLAN'da farklı subnetler kullanabiliriz. Böylelikle IP dağıtımını ve yönetimini daha verimli olarak yapabiliriz. Bir örnek, örneğin bir ARGE kısmı var. ARGE kısmı şirkette VLAN 20'yi kullanıyor. Müşteri servisi kısmı var. VLAN 80'i kullanıyor. Burada portlara tanımlamaları nasıl yapabileceğimize bir göz atalım. Ne yapıyoruz? NSG'de yani firewall'umuzda IP adres, subnet mask, VLAN ID kısımlarını girip daha sonra DHCP sunucunun başlangıç adresi kaç IP dağıtacağız? Bunları belirterek DHCP tanımlarını yapıyoruz. Firewall'larını yapmak için Security Gateway, Configure, Interface kısmından bu tanımı yaptık VLAN 20 için. Yine benzer bir tanımı VLAN 80 için yapıyoruz. İşte 192.168.80.1, Subnet Mask 255.255.0, VLAN 80, DHCP sunucu olsun, Firewall 192.168.80.33, 100 tane IP dağıtsın,
dağıtılan IP'ler 2000 geçerliliği olsun şeklinde. Daha sonra switchlerde de ilgili VLAN tanımlarını yapmamız gerekiyor. Hangi portlar VLAN 20'de olacak? İlgili portları seçiyorum. Port 3, 4, 5, 6 seçtim. Porta edit dedim. Type access portu VLAN'a 20. Daha sonra 80 VLAN'da olacak portları seçiyorum. 10, 11, 12. port. Access portu VLAN'ı 80 şeklinde yazıyorum. Ve omurgaya doğru geçecek portlarım. Yani omurgadan firewall'a gidecek portlarım. VLAN 1.20.80 firewall doğru geçiş yapsın diyorsam Allow VLAN. Standartta bütün VLAN'lar zaten izin verilen şekilde geliyor. Ama 1.20 ve 80 yazıp izin verilmesini sağlayabilir durumdayım. Dolayısıyla temel yapı itibariyle oldukça basit bir konfigürasyon. Birazcık yakından bakacak olursak firewall'daki yerler için Security Gateway, Configure, Interface Addressing kısmına giriyorum. Interface Addressing kısmında gördüğünüz gibi interfaceler var. Burada yeni bir interface ekle deyip add diyebiliyorum. Burada VLAN ID'sini kaç yazarsam, örneğin 20 yazdığımda doğrudan VLAN 20 interface adı çıkıyor. IP adresi 192.168.20.1. Subnet baskım 255.255.255.0. Hangi portta olacak? DHCP server olsun. Hangi IP adresinden dağıtmaya başlayacağım? 192.168.20. ondan itibaren dağıtayım. İşte kaç IP dağıtayım? 100 tane IP dağıtayım. DNS server'ım varsa ayrıca yazabilirim. Ve 2 gün boyunca geçerli olsun şeklinde deyip doğrudan uyguladığımda VLAN 20'mi burada oluşturmuş oluyorum. Daha sonra VLAN 80'imi de yine benzer şekilde et deyip işte VLAN ID 80, VLAN 80'in IP adresi 192.168 80.1, Subnet maskı 255.255.255.0, DHCP server olsun, IP dağıtım başlangıcı 80.10'dan itibaren IP dağıtayım, işte 100 tane IP dağıtayım şeklinde yazıp yine VLAN 80'i de bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra switch kısmına gidiyoruz. Switch configure, switch ports. Burada da ilgili portlarda ayarlı yapıyoruz. Access portumuz ise, örneğin portumu seçtik. Trunk'tan access'e çevirip hangi VLAN'da olacak? VLAN 20 yazarak ayarını yapıyoruz. VLAN 80 olacaksa 80 yazarak VLAN 80 alıyoruz. Eğer trunk port olacaksa, yani bir switch'ten access point'e, bir switch'ten switch'e, switch'ten firewall'a bir bağlantı varsa bu durumda PVID yazmaya gerek yok. Bir de kalabilir. Allow VLAN'ı yine all'da bırakabilirsiniz ama isterseniz kısıtlamak istiyorsanız şu VLAN'lar geçsin, 1 geçsin, 20 geçsin, 80 geçsin şeklinde kısıtlama da yapma imkanına sahibiz. Bu şekilde biz switch ve firewall ayarlarımızı basit bir şekilde VLAN'larımızı tanımlayabilir durumdayız. Başka bir örneğe bakalım. Bu sefer access point'li bir örnek. İki tane farklı access point yayınım var. Bir misafirlerim için VLAN 30. Bir de çalışanlarım için VLAN 50. Misafirler guest network olarak geçiyor. Çalışanlarım employee network VLAN 50 olarak geçiyor. Tanımı nasıl yapıyorum? Yine firewall'da ilgili VLAN'ları tanımlıyorum. VLAN 30, VLAN 50 şeklinde IP adreslerini tanımlıyorum. DHCP sunucu ayarlarını yapıyorum. Hem VLAN 30 hem VLAN 50 için. Daha sonra Nebula Switch'te access point'e bağlı portlarımı seçiyorum. Ve uplink portumu seçiyorum. Burada Nebula Switch'te firewall'a bağlı olan portum 1, access point'e bağlı olan portum 2. Birinci ve ikinci portu seçiyorum. Her iki portta trunk portu olması lazım çünkü benim birçok VLAN taşıyabileceğim başka network cihazlarına gidiyor. Bir ve ikinci portumu ben burada trunk portu olarak konumlandıracağım. Onun için bir ve ikinci portumu seçiyorum. Switch'te portu trunk'a getiriyorum.
PVI diye değiştirmeme gerek yok. 1.30 ve 50 VLAN'ları geçsin şeklinde ayarımı yapıyorum. VLAN ayarım switch'te yapıldı. En son ayarım access point'te kablosuz ağ yayınların başlatılması. Bunun için de access point configure SSID'ye gidip kablosuz ağdaki yayınlarımı tanımlıyorum. Misafir network'ü, employee network şeklinde. Daha sonra enable, şurada gördüğünüz gibi aktif et SSID'yi seçiyorum. Ve kimlik doğrulama ayarlarına geçiyorum. Her bir SSID yayın için farklı kimlik doğrulama ayarları belirleyebilirim. VLAN ID'yi belirleyebilirim. VLAN ID 30 gibi. İstersem şifresiz bir SSID oluşturabilirim. İstersem bunu bir captive portalla, yani bir TC kimlik doğrulama portalıyla, işte bizim hotspot çözümlerimizden entegre olduğumuz Wi-Fi, B-Spot gibi çözümlerle entegre ederek TC kimlik doğrulaması yaptırabilirim bağlantı metodunda. Ve bu şekilde ayarlarımı gerçekleştirebilirim. Hem 30 hem 50 VLAN alıp çalışanları ve misafirleri farklı VLAN'larda farklı şifrelerle tanımlayabilir durumdayım. Buna da bir arayüzden bakalım. Access Point tarafında SSID. Access Point SSID Overview kısmına geldim. Access Point'imde benim tanımlayabileceğim SSID'leri burada görebiliyorum ya da tanımlı SSID'leri görebilir durumda oluyorum. Genel olarak baktığımda toplamda 8 SSID tanımlayabiliyorum. Bu 8 SSID'nin her iki frekanstan da, yani hem 2.4 GHz hem 5 GHz'den yayın yapabilmesi mümkün olabiliyor. Baktığımda buradaki örneğin New York şubesindeki SSID'lere bakıyorum. İstersem aktif olanlara sadece bakabilirim. İstersem aktif olmayanlarla birlikte show all dediğimde bütün SSID'leri gösteriyor. Hangi SSID'ler tanımlanmış? Cozy Wi-Fi, Cozy Staff, Employee. Yani Cozy Wi-Fi, Cozy çalışanları ve Employee, ayrıca bir çalışanlar. Bunun yanında misafir gibi tanımlamalar da yapabilirim. Burada genel tanımları görüyorum. VLAN ID'leri kaç, şifrelemeleri WPA2 kullanmış gibi. Burada daha ayrıntılı kimlik doğrulama ayarları ya da Wi-Fi'nin açılıp kapanmasını daha ileriki menülerden yapabilirim. Burada direkt aktif edip kapatabilirim. Ama kimlik doğrulama ayarlamak istiyorsam Access Point Configure Authentication'dan gelip burada ayarları yapabilirim. Örneğin WPA2 kullanıcısı şifresi ne olsun? Bir kimlik doğrulama sayfası portala erişecekse, örneğin benim bir radyo sunucumdan TC kimlik doğrulasın diyebilirim. VLAN ID'si bu SSID'nin işte kaç olsun, 20 olsun, 80 olsun diyebilirim. Hız limitasyonu yapabilirim bu SSID için. Şu anda limitsiz ama örneğin işte 5 megabit upload download 5 megabit olsun. Ya da şunu kaldırırsam download 5 megabit, upload 1 megabit olsun şeklinde doğrudan tanımlamaları yapabilir durumdayım Access Point yayınları için. Gelelim firewall kısmına. Firewall'da değinmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Firewall'un genel VLAN ayarını ve arayüz oluşturma kısmında bakmıştık bir oluşturma kısmında, ama önemli ilk tanımlama kısımları var. Şöyle ki bir firewall'u access point ve switch'in ayıran konulardan bir tanesi IP adresinin verilmesi konusu. İnterneti sağlayan kısım firewall olduğu için eğer doğrudan internet servis sağlayacağınız IP dağıtımını yapıyorsa ve otomatik olarak IP alabiliyorsa firewall'unuzu doğrudan Nebula'da online olarak görebilirsiniz. Ama internet servis sağlayıcınız otomatik IP vermiyor ise, ya da bir DSL bağlantıyı işte PPO'ya tanımını yapacak iseniz, Nebula'ya bağlamadan önce Nebula'nın arayüzüne bağlanıp sizin ilk bağlantı tanımını yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla ilk olarak biz Nebula bağlantısından önce eğer otomatik IP almıyor ise firewall, yani ISP'den bir otomatik IP alım yoksa, biz IP belirleyeceksek, yani fix IP dediğimiz kısım, ya da bir DSL tipinde bağlantımız var, PPPoE bağlantısını tanımlayacaksak kullanıcı adı şifre gibi, bunları bizim ilk olarak Nebula'ya bağlamadan
cihazın IP adresine 198.168.1.1 IP adresine admin 1.2.4 şifresiyle bağlanarak kendimizin tanımlaması gerekiyor. Cihazın web arayüzüne 198.168.1.1'den girip soldaki menüden interface konfigürasyon edit diyoruz. Eğer burada DSCP otomatik olarak DSCP'den IP al geliyor. Eğer biz kendimiz IP vereceksek fix IP, Ethernet fix IP ya da bir DSL tanımı yapacak isek PPPoE şeklinde bir tanım yaparak yeni bağlantı adresini tanımlayabiliyoruz. Bağlantımız interneti olduğu durumda doğrudan Nebula'ya bağlantının olduğunu gösteren Connected Registered kısmında bir kısmı görüyor durumdayız. Burada önemli bir konu, cihazınızı Nebula'ya bağlantısını sağladığınız durumda, bu firewall için olduğu gibi access point ve switch'ler için de geçerli. İlk olarak cihazınızı admin kullanıcı adı şifre 1.2.4 ile bağlanıyordunuz. Nebula eklediğinizde ve cihaz Nebula'da online olduğunda, online olduktan sonra Nebula'da yönetim başladığında Nebula artık şifreleri de yönetmeye başlıyor güvenlik adına. Peki cihazımızın yeni şifresi ne olacak? Yani admin 1.2.4'te cihaza bağlandık. Cihazın IP adresi elle vermemiz gerekiyordu firewall'un örneğin. Tanımladık ve Nebula'ya bağlandı. Artık yeni şifresi ne oldu cihazımızın? Bunu nasıl öğrenebiliriz? İsterseniz ona bakalım. Cihazların aslında baktığımızda site-wide tarafında General Settings'e geldiğimizde genel cihaz ayarlarını görüyoruz ki burada genel cihaz admin konfigürasyondaki şifreyi de görüntüleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şifre burada Nebula 7890 olarak verilmiş. Bu şu anlama geliyor. Cihaz Nebula'ya eklenip online hale geldiğinde doğrudan Nebula 7890 şifresiyle artık yönetilebilir olarak bağlanabilir. Dolayısıyla artık 1.2.4 standart gelen şifreyi kullanmamış olursunuz. Bu da Nebula'nın getirdiği güvenlik özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir ayar nasıl yapılıyor gösterelim. Bir firewall'u Nebula'ya nasıl bağlıyoruz ona bakalım. Örneğimizde internetten otomatik IP almıyor firewall'umuz. Bizim bir IP vermemiz lazım. Servis sağlayıcının bize verdiği IP'yi gireceğiz. Bu IP'yi girerek bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Bunun için ilk olarak nebulazaksel.com adresine girip kendi hesabımıza giriş yapıp kendimizin cihazını register etmemiz yani kaydetmemiz gerekiyor. Register deyip MAC adresleri numarasına kayıt ediyoruz. Daha sonra cihazımıza doğrudan 50 IP vereceğimiz için firewall'a bir bilgisayar bağlıyoruz. Bilgisayarımıza 198.168.1 bile ondan işte 198.168.1.10 gibi bir IP veriyoruz. Böylelikle firewall'a 198.168.1.1'den doğrudan bağlanabiliriz. Ve soldaki menüden konfigürasyon interface edit deyip kendi vermemiz gereken IP adresini bizim internet servis sağlayıcımızın bize kullanmamız için verdiği IP'yi giriyoruz. Ethernet fix IP olarak gateway DNS adresini girdikten sonra OK diyoruz. Bunun sonucunda bizim bağlantımız olmuş oluyor ve Nebula'dan artık yönetime başlayabilir durumdayız. Artık cihazımızın yeni şifresi Nebula tarafından yönetilmekte. Ve son olarak firewall'lardaki VPN tanımlarına bakacağız. VPN örneklerine hızlıca bakarak eğitimimizi sonlandırıyor olacağız. VPN özellikle bu koronavirüs döneminde özellikle çok kullanım açısından ihtiyacın arttığı bir dönem oldu. VPN açısından baktığımızda Nebula yine kolay kurulum ve yönetim amacıyla kolay VPN kurulumunu ve yönetimi destekliyor. Farklı VPN türleri var. Site to site VPN dediğimiz iki şube arasında VPN yapabiliyor. Hub and spoke bir merkez ve merkeze bağlı şubeler şeklinde VPN yapabilme imkanımız var. Server client dediğimiz dışarıdan işte evden çalışan ya da mobil hareketli kullanıcıların bir şirkete bağlanabilmesi ve uzaktan bağlanabilmesi için VPN imkanımız bulunuyor. VPN temel olarak ne ona bakalım isterseniz temelde. VPN Virtual Private Network olarak geçiyor.
Yani sanal, özel ağ anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi internet herkese açık ve güvenilir bir ortam değil. Ama bizim güvenilir olarak interneti kullanabilmemiz için VPN tüneli kurarak VPN tüneli içerisinden giden verilerimiz, şifrelerimiz ve iki bağlantının karşılıklı olarak doğru kişiler olduğunu, yani kimliklerinin doğru olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. VPN'e baktığımızda standarttaki bir bağlantının ötesinde, örneğin şirketinize uzak masaüstüyle bağlandınız. Uzak masaüstü bağlantınız şifreli değildir ve dolayısıyla başkaları tarafından internet üzerinde ele geçirilebilir ve incelenebilir. Ama eğer VPN'le bağlanırsanız, VPN'le bağlandıktan sonra bir uzak masaüstü bağlantısı kurarsanız, bu bağlantı temel olarak VPN üzerinde şifrelenmiş olacağı için başkası tarafından ele geçirilse bile şifrelenmiş bir veri anlaşılamayacağı için daha güvenli bir yapı kurmuş oluyoruz. Temelde iki tane mekanizmaya dayanıyor VPN. Bir tanesi karşılıklı bağlantılı tarafların birbirini güncellemesi, authentication, kimlik doğrulama olarak geçiyor ve daha sonra karşılıklı kimliğini doğruladığım kişiye şifreli olarak verileri gönderme ya da data encryption olarak geçen kısım. VPN tiplerine baktığımızda iki tip VPN tipi var genelde. Ya uzaktan kullanıcımız bir bilgisayardan, bir telefondan bağlanıyor. Buna remote access, uzaktan erişimli VPN diyoruz. Ya da iki tane organizasyonun iki şubesi ya da bir organizasyon altındaki iki şube birbirine bağlanıyor ve birbirinin ofislerine veri iletimi yapabiliyor temel olarak. Temelde nasıl VPN kurabiliyoruz? Bir organizasyon altındaki şubeler birbiri arasında VPN bağlantısını kurabiliyorlar temel olarak. Eğer bir organizasyon altındaki bir şubeyle değil başka bir yerle bir VPN bağlantısı kurmak istiyorsanız bunu da yine üçüncü parti cihazlar, herhangi başka bir firewall markası olabilir, başka bir organizasyon olabilir. Buna da VPN kurabilmeniz mümkün. Her bir organizasyonun bir VPN topolojisi seçebiliyorsunuz. Nasıl topolojiler olabilir? Site-to-site topoloji olabilir. Yani noktadan noktaya VPN bağlantısı. Hub and spoke olabilir. Bir merkez ve ona bağlı şubeler ya da server client. Bir merkez var, ona bağlı müşteriler olabilir. Site-to-site VPN yapısında iki tane farklı şube birbirine bağlanıyor. Farklı networkleri var. Her bir şube VPN bağlantısını başlatabilir durumda. Site-to-site VPN bağlantısını şube sayımız arttığında verimli olarak yapabilmek için işte sadece Adana ve İstanbul şubemiz vardı. Daha sonra Adana İstanbul'un yanına Ankara İzmir'i de ekledik. Her birine birbirine bağlantı yapmak için birçok tünel kurmamız gerekiyor. Bu da aslında kompleks bir yapı oluşturuyor. Bunu daha verimli hale getirebilmek için hub and spoke dediğimiz tek bir merkezin olduğu ve bu merkeze de diğer şubelerin bağlandığı bir yapıyı kurabiliyoruz. Hub and Spoke VPN'e baktığımızda Hub and Spoke VPN bir merkezim var. Bu merkeze şubeler bağlanıyor ve böylelikle daha basit bir VPN topolojisi oluşturuluyor. Şubeler birbiri arasında konuşmak isterlerse merkeze gidip merkez üzerinden birbirleriyle haberleşebilir durumdalar. Böylelikle eğer iki şube arasındaki haberleşmenin merkezden gitmesi benim temel olarak merkezdeki yoğunluğumu ya da kapasitemi zorlamayacaksa daha basit bir yapı oluşturabilmiş oluyorum. Hub and Spoke VPN ile birlikte de bir de Server and Client mimarim var demiştim. Bu üç yapıyla birlikte ben çoklu VPN yapılarını kurabilir durumdayım. Server bu demolarla birlikte VPN Nebula Firewall'larda VPN'lerin nasıl yapılabildiğini görmüş olalım. Şimdi VPN'lerde remote access, özellikle bu dönemde remote access, yani uzaktan bağlantı ihtiyacı devam ettiği için tam bağlantıyı sağlayabileceğimiz platformları aslında belirlememiz lazım. Bilgisayar üzerinden bir
iOS telefon üzerinden ya da bir Android telefon üzerinden bağlantı sağlayabilir durumdayız. Şimdi ilk olarak bir bilgisayarla uzak bağlantı uygulamasına bakalım. Nasıl tanımlıyoruz? Bunu bir örnek üzerinde görüntüleyelim. Bu yapımızda bir Nebula Security Gateway Firewall'umuz var. Bu firewall'umuzun internet IP'si 10.214.48.25, iç network IP'si 192.168.1.1, 192.168.1.0 network'ü bulunuyor. Ben uzaktan bilgisayarla VPN ile yani şirkete bağlanacak kullanıcılara 192.168.100.1'den 192.168.100 IP aralığında IP dağıtacağım. Uzaktan VPN yazılımıyla bağlanacak bilgisayarlar bu IP aralığına IP alarak VPN ile bağlanabilecekler. Şimdi bu ayarlara bakalım birlikte nasıl yapıyoruz VPN bağlantısı için. Şimdi ilk olarak Security Gateway'e geldik. Security Gateway'de monitör kısmında genel durumumuza bir bakıyoruz. WAN adres kısmı benim önemli. Yani burası WAN adresim, internete çıkış IP adresim. Bunu not etmem lazım. 12.14.48.25. Daha sonra Security Gateway'de Configure Firewall kısmındayım. Burada Remote VPN bağlantısı için dışarıdan bağlanabilecek VPN'lerin bağlantısı en iyi şeklinde görmemiz önemli. Daha sonra Remote Access VPN'e geliyorum Configure'den. IPsec Client ya da LTP Client seçebilirim. IPsec Client seçtim. Burada IPsec client ayarlarını yapacağım. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi VPN client'i buradan indirebiliyorum. Download VPN client dediğinizde bilgisayarınıza VPN client yazılımı indirebiliyorsunuz. Burada IPsec client tanımlarken hangi interfaceden birçok internet bağlantım olabilir? WAN 1 interfesinden çıkacağım. Client VPN subnet'te bağlantı yapacak uzaktan bağlanacak cihazlara hangi IP aralığını vereceğim? Bunu belirtiyorum. 192, 168, 100 bloğundan verecektim. 192.168.100.0 bloğu slash 24 olarak veriyorum. DNS olarak ne kullanacağım? İstersen Google DNS kullanayım ya da özel bir DNS kullanacağım. ISP'nin bana verdiği. Bunu belirtebiliyorum. 192.168.1.1 olarak DNS kullanacağım. VPN bağlantısını kullanacağım. Secret şifresine giriyorum ve kaydediyorum. Daha sonra organizasyon wide'dan Cloud Authentication seçiyorum. Burada yeni bir VPN kullanıcısı oluşturuyorum. Yani kullanıcımın dışarıdan bağlanacak bir kullanıcı olacak Ahmet, Mehmet. Bu kullanıcının kullanıcı adı ve şifresini oluşturacağım. Böylelikle bilgisayarından VPN'e bağlanmak istediğinde benim IP adresime bağlanırken kullanıcı adı şifresini de yazacak kullanıcı. VPN user dedim. Yeni bir kullanıcı oluşturacağım VPN user. Burada e-mail adresini yazıyorum. Örnek olarak işte VPN user zayeksel.com, ahmet.gmail.com yazabilirsiniz. Kullanıcı adı VPN user, şifresi işte 1 2 4 5 6 7 8 örnek olarak. Hangi şubelere bağlanabilir? Burada belirtebiliyorsunuz. Bütün şubelere bağlanabilir mi? Sadece bir şubeye mi bağlanabilir? Bunu belirtiyorsunuz. Daha sonra da neyle giriş yapacak? E-mail adresiyle mi, kullanıcı adıyla mı giriş yapacak şeklinde belirtiyorsunuz. Ve kaydet dedikten sonra bilgisayarımıza bağlanıyoruz. Burada indirdiğimiz VPN yazılımını kurmamız lazım. Download dediğimiz VPN yazılımını kuruyoruz. Ve bu VPN yazılımımızı kurduktan sonra bilgisayarımızdaki VPN ayarlarımızı yapıyor olacağız artık. Burada yazılımımızı kurduk. VPN Connections kısmından konfigürasyon ayarları server'dan al. Hangi server'dan alacağım? Kendi firewall'umun internet IP adresinin yazmam gerekiyor. Yani firewall'unu ayarları al şeklinde. 12.14.48.25'ti internet IP'im.
Kullanıcım VPN user kullanıcısı oluşturmuştum. Onu kullanıcı adı ve şifremi yazıyorum. Ve ilk olarak firewall'dan ayarlarım aldım. VPN ayarlarım geldi. Ben burada subnet mask'ımı da yazdım. Ve sağ tuşa tıkladım. Open VPN dedim. Bana tekrar kullanıcı adı şifre soruldu. VPN user ve şifremi 1, 2, 4, 5, 6 belirlemiştim. Bunu yazdıktan sonra artık bilgisayarımdan VPN'e bağlayayım. Nebula'ya gidip Nebula'dan da Security Gateway'den VPN Connections kısmına baktığımdan VPN kullanıcısının bağlı olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla bağlantının verimli bir şekilde yapılmış olduğunu bu şekilde görüyorum. Bilgisayar haricinde mobil cihazlardan tabii ki VPN yapabiliriz. Mobil cihazlardan VPN yaparken LTTP over IPsec kullanıyoruz. Şimdi isterseniz mobil cihazdan VPN yapabilme örneğimize bakalım. Mobil cihazdan VPN yapabilme örneğimiz açısından baktığımızda yapı itibariyle yine benzer bir firewall internet bağlantısı yine kullanıcılara benzer bloktan IP'de attığımızı düşünelim. Yine Security Gateway'e geliyoruz. Security Gateway'de Remote Access VPN tanımlıyoruz. Mobil telefondan bağlanmak isteyenler için VPN yapıyoruz şimdi. Client Server mimarisinde artık LTTP over IPsec VPN'i seçiyoruz. Client VPN yani bağlanan uzaktan kullanıcı hangi IP bloğu olacak? 198.168.100 bloğunu verdik. 100.0/24. Daha sonra DNS ayarlarına Google DNS ya da kendi özel servis sağlayıcımızın DNS'ine giriyoruz burada. Bu DNS ayarlarını yaptıktan sonra bir şifremizi girdik. VPN için şifremizi okey dedik. Daha sonra Cloud Authentication'dan uzaktan bağlantı için VPN kullanıcısını oluşturuyoruz. Yine bir işte VPN user diyebilirsiniz. Mobil user, Ahmet Mobil falan gibi farklı mobil kullanıcılar oluşturabilirsiniz. Burada hani açıklama kısmı birazcık size kalmış. Yine mail adresi, kullanıcı adı ve şifre oluşturarak bir VPN kullanıcısı oluşturuyoruz. Yine hangi şubelere bağlanabilsin, yani hangi merkezden bağlantısı yapsın, kullanıcı adı ne olsun bilgileri benzer olarak tanımlanıyor. Ve daha sonra ben telefonumu açıp telefonumdan şu anda iOS telefonumdan VPN ayarlarını yapacağım. Ayarlara geldim iOS telefonumdan. Daha sonra ayarlarda VPN kısmına geldim. Add VPN konfigürasyon. VPN konfigürasyonu LTTP VPN'i seçtim. LTTP VPN için burada bir isimlendirme, işte uzak bağlantı, Remote Access VPN ismini veriyorum. Sunucu IP, Server IP'si olarak benim firewall'ımın IP'si 1245'li internet çıkış IP'im. Bunu not ettiğim 1214.45 48.25 IP'siydi. Bunu giriyorum. Daha sonra buradaki kullanıcı oluşturdum. Kullanıcı adı VPN user. Bunu girdim. Kullanıcı adımın şifresini giriyorum. Password olarak. Ve bunun yanında da secret password. VPN için oluşturdum. Genel şifreyi giriyorum. Ve böylelikle iOS telefonda VPN tanımını yapmış oldum. VPN de bağlan dediğimde statüsten VPN bağlantısı connected oluyor. Sağ üst köşede VPN bağlantısı telefonda olduğunu görmekteyim. Şimdi Nebula'ya bağlanıp Nebula'dan VPN bağlantısı durumunu görmek için Security Gateway'den VPN Connections'a geliyorum. Ve VPN Connections'da VPN kullanıcısının işte iPhone'la bağlandığını aldığı IP'yi görmekteyim. Böylelikle iOS iPhone'la bağlantıyı sağladım. Android'de de benzer şekilde bağlantı sağlayabilirim, VPN oluşturabilirim. Son olarak Android ile birlikte bir VPN bağlantısı yapma örneğine bakalım. Android ile birlikte VPN yaparken yine benzer bir topoloji 1214 48.25'li firewall'umuza uzaktan bir Android telefonundan VPN yapmayı yapacağız. Yine iOS'a benzer bir şekilde LTTP over IPsec client olarak bağlantı yapacağız. Remote Access VPN'e geliyoruz Security Gateway'den. Remote Access VPN'de VPN server'ını LTTP over IPsec client olarak seçiyorum. Client VPN subnet olarak işte 198.168 yine örnekteki 100.0 bloğunu verdim. DNS'lerimi belirtiyorum.
DNS'lerimi yazdıktan sonra yine VPN'im için secret çifreyi belirtiyorum. Kaydediyorum. Yine uzaktan bağlantı için bir kullanıcı oluşturacağım. Burada farklı bir kullanıcı oluşturabilirim. Yine örnekte gittiğimizde yine bir genel VPN user adlı bir kullanıcı oluşturuyoruz. Uzaktan bağlanması için VPN user kullanıcısını yine bir oluşturdum. Kullanıcı adı yazdım. Şifre yazdım. İstersem generate'e basıp da otomatik olarak oluşturmam mümkün. Kimlik doğrulamasını e-mail ile mi, username ile mi yapacağım girişte bunu belirtiyorum. Ve ayarlarım yapıldı. Şimdi Android telefonumu açıyorum. Android telefon ayarlarından VPN profil ekliyorum. Yine VPN profile istediğiniz yazabilirsiniz. İşte ABC uzak erişim, remote access, VPN adı gibi. Tipini L2TP over IPsec PSK pre-shared key şeklinde yazıyorum. Server adresi olarak firewall'un IP adresi, internet IP adresi 12.114.48.25 yazdım. Ve sonrasında IPsec'teki şifre yazıyorum. Daha sonra IPsec şifresinden sonra kullanıcı adı şifresini yazıyorum. VPN user 123456. Sürekli bağlı olsun dersem always on VPN seçebilirim. Ve daha sonra remote access VPN'e bağlan dediğimde bağlantı kuruyor ve bağlanıyor. Remote Access VPN Connected diyor. Yine site-wide altındaki Security Gateway VPN Connections'tan VPN genel bağlantı durumunu kontrol edebilir durumdayım. VPN konfigürasyonları ile birlikte kabaca eğitimimizi tamamlamış olduk. Nebula'nın aslında geniş ölçekli bir temel konfigürasyonu nasıl yapılır eğitimini tamamladık. Tabii ki daha ayrıntılı konfigürasyon imkanları da bulunuyor Nebula'da. Özellikle profesyonel özelliklerle birlikte gelişmiş özellikleri aktive etmek, IPTV özellikleri, topoloji çizimleri ya da kablosuz ağlarda daha ayrıntılı optimizasyonlar sağlayabilmek mümkün olabiliyor. Sorularınız özellikle olursa burada eğitimin süre olarak sonlarına geldiğimiz için ben sizlerden var.team@sakser.com.tr adresine sorularınızı bekliyorum. Projeleriniz olabilir, ürün tercihleri, ürün seçimleri olabilir. Bunlara birlikte bakıyor olabiliriz. Daha ayrıntılı sorular ya da konfigürasyon kısımları olabilir. Bunun için bizim support sayfamızı kullanabilirsiniz. Support sayfamızı destek açısından oldukça gelişkin bir sayfa göstermek istiyorum. Support.zyxel EU sayfasına girdiğinizde doğrudan bizim Zyxel support destek sayfasına girmiş oluyorsunuz ki buradan da birçok ayara bakabilirsiniz. Nebula demo kısmına erişebilirsiniz. Örneğin demo zonda Virtual Lab kısmında sanal laboratuvarlarımız bulunuyor ki burada sanal laboratuvarlarda işte Nebula'nın temel laboratuvarı için doğrudan bir sanal laboratuvar imkanı mevcut. Cihazlara işte nebulazaxel.com'dan zylabzaxel.eu ve demo user kullanıcısına bağlanıp burada demo şeklinde kullanma imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda ayarlar nasıl yapılabilir? Bu konuda makaleler, videolu anlatımlar mevcut. Nebula'ya örneğin girdim. İşte Nebula'nın altında Access Point'te misafir ağı kurulumu Facebook üzerinden kimlik doğrulama gibi ya da Nebula switchlere gelelim. Nebula switchlerde VLAN tanımları şeklinde direkt farklı işte VLAN'la Voice VLAN nasıl da yönetim VLAN nasıl oluşturabilirim gibi şeylere erişebiliyorsunuz. Veri tabanından yine tarama yaparak ses VLAN'ı nasıl yapılandırabilirim örneğin. IP telefonların varsa gibi gelişmiş konfigürasyonlara da buradan ulaşabiliyorsunuz. Web sayfamız support.zaxel.eu destek merkezi sayfamız. Buradan ayrıntılı kısımlara ulaşabilirsiniz. Ama tabii ki sorularınız olursa var.team@zaxel.com.tr adresine
gönderirseniz buradan cevaplamaya çalışıyor olacağız ayrıntılı olarak. Bu arada da en son olarak webinarı tamamlamadan önce dokümanları indirmenizi tavsiye ederim. Handouts kısmında dokümanlarımız var. İki tane dokümanımız. Handouts menüde webinar uygulamasının menüsünde Handouts kısmında iki tane doküman. Zaxel Nebula temel konfigürasyon PDF dokümanı ve Nebula 2020 broşürü var. Nebula broşürün içerisinde Nebula destekli ürünler, access pointler, switchler, firewall'lara doğrudan erişebilir durumdasınız. Yine herhangi bir doküman destek talebiniz olduğunda her zaman için bizlere hem İbrahim Bey üzerinden ulaşabilirsiniz. Penta Türkiye'deki tek distribütörümüz hem de var.team@zaxel.com.tr adresinden bizlere mail üzerinden ulaşıp iletişim sağlayabilirsiniz. Webinarlarımızda biz size özel webinarlar yaptığımız için genel webinarlarımızda yine Penta üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Webinar sayfamızda yeni yapılacak webinarlara iletişim, erişim kısmından bakıp bağlantı sağlayabilirsiniz. Yeni webinarlarımıza kaydolabilirsiniz. Önceki webinarlarımızı izleme imkanınız var. Bu webinarda yine izlenebilir şekilde webinar sayfamızda olacak. Dolayısıyla webinar sayfamızı da tavsiye ediyorum kontrol etmenizi. Webinar sayfamız için zaxel.com adresine giriyoruz. Zaxel.com adresine girdikten sonra doğrudan eğitimler, webinarlar kısmına tıkladığımızda webinarlar sayfamızı görmekteyiz. Burada örneğin 18'inde Wi-Fi 6 teknolojisini 6 gigabit switchler ile yüksek hızlı webinarımız var. Buna tıkladığınızda kayıt olabilirsiniz. Ya da yeni eklenen veya daha önceki webinarlarımıza satış çözümler webinarları, sektörel çözüm, otel çözümleri, IP kamera çözümleri, Nebula, Switch, kablosuz ağlar, güvenlik webinarlarının daha önceki kayıtlarını da izleyebilirsiniz. Herhangi merak ettiğiniz bir konu olursa doğrudan buradan ilgili webinarı doğrudan erişip izlemeniz mümkün durumda. Ben katıldığınız için özellikle Nebula için temel konfigürasyon eğitimini izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olduğunda her zaman bizlerle iletişime geçmenizi diliyorum. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi haftalar herkese diyorum ve webinarı burada sonlandırıyorum.